Check, check. Güldür güldür. Yeni sezona hazır. Ekranların kahkaha makinesi programının fotoğraf çekimlerinde nasıl kahkaha krizi çıktı? Güldür güldür oyuncularını hiç böyle görmediniz. Az sonra. Çek çek. Müzik dünyasını sarsan dolandırıcılık vakası. Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, ünlü sanatçıları dolandırıp kayıplara mı karıştı? Işın Karaca ne dedi? O kız hesap soracak benden. Işın Karaca'nın en büyük korkusu ne? Bir sonraki adım benim yüzümden çıktı olacak hep. Ve bomba! Işın Karaca, kızı Mia'yı babasına göstermeme kararı mı aldı? Eski eşiniz madde bağımlısı olduğu söylense siz çocuklarınızı teslim eder miydiniz? Az sonra. Çek çek. Günaydınlar. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, pazar sürprizine Show TV ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca canlı yayında karşınızda olacağız. Şimdi çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından bomba gibi haberlerle pazar sürprizi başlayacak. Sakın bizden ayrılmayın. Eden olay sahneler, müthiş tiyolar. Ne oluyor? Melek ve Alyanak, Sarp'ın içeride olduğunu çözdü mü? Bir şansın olsaydı, polisliğe geri döner miydin? Notu bulmuşum, nereye gidiyorum? Tehlikeli yakınlaşma, Celal'in eşi Yeşim, Sarp'a aşık mı oluyor? Elbette, sultanım. Ve olay sahneler, Mini'nin gazabı. Ve Sarp'la Melek'in öpüşme sahnesi nasıl rekor kırdı? Az sonra. Çek çek. Some interstellar painter skin boots, and a helter-skelter and a little finger, and I ride it endlessly. Serenay Sarıkaya'yı bu yönleriyle hiç dinlemediniz. Böyle hakikaten sinir bozucu bir... Serenay Sarıkaya, Nejat İşler'le ikimizin yerine filmi için 1 milyon lira aldı mı? Onlar nedir Allah aşkına? Ben çok şaşırıyorum onlara. Nereden çıkıyor onlar? Sayfalarca karaladığı meşhur totem defterinde neler yazıyor? Senin galiba totem defterin var. Evet, bu totem defteri ne meşhur oldu arkadaş. Ve Şahan Gökbakar'ın 9 oda Serenay'a yetmez esprisine ne yanıt verdi? Serenay benim 9 odalı evim var mı? Okudum. Evet. Az sonra. Çek çek. Erkan Çelik, yılların Fenerbahçelisi Seda Sayan'ı
Galatasaraylı yaptı. Fenerbahçeli misin, Galatasaraylı mısın? Ben Galatasaray'da transfer oldum Alişan. Fenerbahçe aşığı Alişan bu duruma nasıl şoke oldu? Abla konuşmuyorum sen, Alişan falan demem. Songül Öden, Kerem Alışık'la ayrılık sorularına ne dedi? Bu sizin işiniz, siz soracaksınız, ben de... Ebru Şallı, bu sözlerden dolayı Cem Yılmaz'ı yerden yere vurdu mu? Kimle yemek yesek ya, aşk yaşatıyorsunuz. Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak pozlar. Az sonra. Çek 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 çek. Ünlülerden Kenan Doğulu'ya videolu sürpriz. Şişmana sordun mu? Beren Saat eşini açık hava konseri öncesi nasıl öve öve bitiremedi? Gülşen konseri öncesi olay. Çok şıksınız. Sakin. Hamile olarak sahneye çıkan Gülşen bebeğini düşünmüyor iddialarına ne dedi? Son derece bilinçli bir hamilelik yaşıyorum. Az sonra. Çek 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 çek. Tekrar merhabalar. Programımıza haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyasında renkli bir haber turuna çıkıyoruz. Bakalım bu hafta renkli dünyada neler olmuş? Aşk Uykusu filminin çekimlerindeyiz. Filmin oyuncuları Lale Başar, İsmail Düvenci, Gökçe Bahadır, Hande Subaşı, Hasan Küçükçetin ve Alican Yücesoy filmi şöyle anlatıyor. Hayatın içinde hepimizin çokça yaşadığı, zaman zaman belki karşı karşıya kaldığı ya da çevremizde çok görüp duyduğumuz aşk, evlilik, ilişkileri üzerine bunları anlatan bir film. Nejat'ı şöyle anlatayım. Evlenmiş, eşini kaybetmiş, çocuğu var, öğretim görevlisi. Tek başına çocuğuna yetinmeye çalışan bir adam. Yonca da sağ olsun sürekli dalgalı denizlerde koşturan ve yorulduğu zaman hemen ilk kapı Nejat'ın yanına giden bir şey. Her kadının mutlaka böyle, hani bir de kadınlar erkeklerle sohbet etmekten çok, erkek arkadaşı olmak çok hoşlanılan bir durumdur bu. Hep kız arkadaşlarımız vardır ama hani erkek arkadaşın da yeri hayatımızda ayrıdır. Mutlaka her kadının dertleştiği, konuştuğu erkek arkadaşları tabii ki var. Kadınların genel olarak asla anlam veremediği bir hali vardır ya erkek milletin. Bazen biz de kendi içimize anlam veremeyiz. Bunların birazcık daha uçlarda olan bir versiyonu diyebilirim. Erdemli insanlar olarak bunun yanlış bir şey olduğu kanısındayız. Oradan da yargılıyoruz. Bu filmde tanışmamız çok iyi oldu. Hayat şu arkamda gördüğünüz deniz dalgaları gibi. Akasya Aslı Türkmen'in Baby Shower Partisi'ndeyiz. Arkadaşlarının sürpriz partisinde oldukça mutlu ve biraz da şaşkın. Böyle bana arkadaşlarım sürpriz yapmışlar, sağ olsunlar. Çok güzel oldu benim için de. Hiç düşünmüyordum, vaktim yoktu Baby Shower yapacak. O yüzden çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Anneliğe hazır mı? Zira az bir süre kaldı doğuma. Hiç bilmiyorum, sersem gibiyim, aptal gibiyim. Tabii ki yani bu sersemlik içerisinde böyle diğer şey oluyor. Zaten böyle bir şeye alışmanın imkanı yok. Hamilelik alışılabilen bir şey değil. Biz Burcu Kara'nın yanına gidiyoruz. Mavi Kapak isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında omurilik felçlileri yararına düzenlenen kampanyada öncü güzel oyuncu. Ben bunu mesela bu kampanya için çalışmaya başlayana kadar hep Mavi Kapak olarak biliyordum ama aslında Mavi Kapak değilmiş. Yani her türlü ve her çeşit ve her boyutta plastik kapak, her renkte. Topladığımız bütün kapakları bir şekilde biz aküllü tekerlekli sandalyeye dönüştürmek amacımız. Burcu Kara basın toplantısına yeğeniyle birlikte gelmiş. Minik bebeği kucağından indirmeyen Burcu Kara acaba annelik provası mı yapıyor? Arzu ediyorum ama planlıyorum diyemeyeceğim. Nasip kısmet işi bunlar yani. Sırada müzik dünyasında emin adımlarla yürüyen genç bir şarkıcı var. Hülya Avşar'ın asistanı Seher tek şarkılık single'ıyla dikkat çekiyor. Tek şarkı çıktı. Bir Deniz Erten bestesi Ceceli aranjesiyle. Bakalım, bir başlangıç yaptım. Aşk bu az, yaşanırmış buruna buruna. Kalp bu kalp, aşınır bak, kaybede kaybede.
single'ı Hülya Avşar'ın isteğiyle çıkarmış. Sana bir şeyler yapalım, sen iyi bir sessin diye tuttu beni kolumdan, götürdü bir yerlere zorla ama çok mutluyum şu an. Dedim ki Hülya Hanım diyorsa bu işte bir şey vardır, yoksa ben zaten yıllardır hem konserlerde hem belirli mekanlarda canlı performans yapan bir insanım. Havam Yerinde şarkısıyla çıkış yakalayan Aleyna Dalveren, Emre Altuğ'un desteğiyle ivme kazandı. Emre Altuğ'la ilk Karabiberim'de, zaten aile dostumuz kendisi, çok severim. Hep destek, hep yanımda. Bu şarkıda da okuma koştuğu yaptı. Karabiberim'de zaten Serdar Ortaç hediye etmesini sağlayan, buradan öpücüklerimizi iletiyoruz. Havam Yerinde klibi ise çok konuşuluyor Aleyna'nın. Klip Britney Spears esintileri taşıyor. Klip evet, biraz Britney Spears'ın klibine benzetildiği için. Biliyor muydun ilk öncelikle? Ya zaten küçüklükten beri hani Britney çok büyük hayranıyım. Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Kubat'a bir hastane açılışında rastlıyoruz. Baba olmanın keyfini doyasıya yaşıyor. Çocuğa bakıyoruz. Çok keyifli. Allah bağışlasın işte 5,5 ay oldu kızımız. Büyüyor. Bunun yanı sıra bizim konserlerimiz oluyor. İkinci klip çekimi var bu arada. Öyle bir heyecan yaşıyoruz. Belçika'da yaşayan genç şarkıcı Funda ile birlikteyiz açılışta. Yeni single'ıyla göz dolduran Funda için yeni hadise diyorlar. Hedefimiz tabii ki yükselmek. Tabii ki de Türkiye'de bir yerimiz olsun isteriz. Ama daha da büyümeyi isteriz. Yeni bir hadise olurum duyuyor musunuz? Onu artık halk söylesin. Müzik dünyasına adım atan genç ses Ahmet Keleşer, Sahne Bitti adlı single çalışmasıyla çıkış yaptı. Keleşer kendine güveniyor. Şarkının sözleri çok duygusal. Sound olarak çok hareketli bir şarkı oldu. Çok da içime sindi. Severek şarkıyı okudum. Sözleri çok hoşuma gitti. İçerideden olay sahneler, müthiş tiyolar. Ne oluyor? Melek ve Alyanak, Sarp'ın içeride olduğunu çözdü mü? Bir şansın olsaydı, polisliğe geri döner miydin? Umut'u bulmuşum, nereye gidiyorum? Tehlikeli yakınlaşma. Celal'in eşi Yeşim Sarp'a aşık mı oluyor? Elbette sultanım. Ve olay sahneler. Miniğin gazabı. Ve Sarp'la Meleğin öpüşme sahnesi nasıl rekor kırdı? Az sonra. Tek 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 tek. Güldür Güldür oyuncuları yeni yayın dönemi için fotoğraf çekimine girdiler. Espriler, kahkahalar bakın nasıl havada uçuştu. Güldür Güldür yeni sezona hazır. Ekranların kahkaha makinesi programının fotoğraf çekimlerinde nasıl kahkaha krizi çıktı? Güldür Güldür oyuncularını hiç böyle görmediniz. Show TV'nin kahkaha makinesi Güldür Güldür yeni sezonda da bomba gibi olacak. Ekranda canlı olarak izleyici karşısında olacak programın fotoğraf çekimleri de ayrı bir heyecan içinde geçti. Oluyor mu?
çekimlerde çok eğlendi başarılı oyuncular. Biz ilk olarak Güldür Güldür'ün 3 gülü İrem Sak, Meltem Yılmazkaya ve Derya Karadaş'la birlikteyiz. Ekranı devrettikleri Güldü Güldü'den şimdi dümeni devralıyorlar. Ama bir çekinceleri de yok değil. Yani insan bir yandan da korkuyor yani arkadan gelen jenerasyon hemen dibinde bitince. Değil mi? Ama yani bizden onlar da valla. Nasıl buldunuz onları? Çok iyiydi. Geldim bir bölüm konuk da oldum zaten. Enerjileri bayağı iyi. Bizim de belki biraz enerjimiz yerine gelir hani yeni sezonda. Biraz çünkü yaptıkça hani alıştıkça çocukları bir gördüm. Aynı enerji bize de olur. Bir de canlı yayına geçince. Tabii alışıyoruz böyle bir rutine biniyor ya. Hani canlı yayına herhalde biz de o çocukların enerjisine döneriz. Senin yanına hiç ayrılmayacağım. Akşamları hep seninle beraber geleceğim. Bütün yemeklerimi seninle yiyeceğim. Havuza, denize seninle gideceğim. Hatta çok uykum gelip erken yatacağım zaman seninle ayağımda sallayıp uyutacağım. Derya Karadaş da güldü güldü çocuklarla ilginç anlar yaşamış. Bakın neler anlatıyor. Maç sesini Arap Bacı'ya oynuyordum. O sesi nasıl yapıyorsun? Beraber çalışabilir miyiz? Takdir edersiniz ki ben de size oynuyorum dedim. Dedim ki ben yapamıyorum. Hani benle bir ilgilensen artık falan gibi böyle. Sen ne biliyorsan onu yap ben seni taklit edeyim dedim. Öyle yaptık. Süpermiş falan. Ya yalnız bu son yumurta karışmış galiba. Meltem Yılmazkaya fotoğraf çekimlerinde çok eğlenmiş ve eğlenmeye de devam ediyor. Çok eğlendim. Evet yeni yeni ben alışıyorum aslında yani biraz kamerayı görünce hala heyecanlanan biriyim ben aslında ama geçen gün fotoğraf çekimi yaptım ve o şeyimi attığımı. Evet. Yok hani insanların gerçekten sokakta gördüğü zaman ya o kadar hani stresimiz var, bir şeyimiz var. Sizi bir tek görünce böyle mutlu oluyoruz diyoruz. Allah razı olsun demesi bence bitmiştir yani bu lafı duyduktan sonra. Ekibin yeni yıldızı Korhan Herduran zaten tişörtüyle de ben yıldızım diye bağırıyor adeta. Yani estağfurullah. Yani iddialı mesaj mı? Çünkü herkes yıldız ekipte abi çok iddialı olur. Yeni yıldızım. Evet inşallah bakalım. Bayağı da uyum sağlamışsın. Resim çekimler anında fotoğraf çekimler. Aynen aynen çok şükür beni aralarına aldılar. Hiç yadırgamadılar. Gerçek adamları aralarına aldılar. Aynen aynen yani onlar aralarına aldılar sağ olsunlar. Bakalım bu sene inşallah hepimiz için hayırlı olacak. Aziz Aslansa heyecanlı. Aslında onun heyecanı Güldür Güldür'ün canlı olarak yayınlanacak olmasından kaynaklanıyor. Valla işte biz gerçekten heyecanlıyız. Bir de canlı yayın yapacağız. O yüzden biraz daha heyecanlıyız. Bekliyoruz. Koran aramıza yeni katıldı. Bir kez sahne aldık. Harbiye'de oynadık. Ne senin kanatlarının altında. Evet. Bizde yeni gelen hep öyledir. Heyecan içinde olan başkaları da var. Burak Topaloğlu ve Kıvanç Baran Aslan gibi resmen röportajı bastılar. biz de çok heyecanlıyız. Bizim de heyecanımız var. Araya almak bu yani. Arkadaşlar alır mısınız Onur Bey? Hayır bizim de heyecanımız var. Onur Bey bu arkadaşlar alır mısınız? Hiç göründüğü gibi değil. Aralarına aldıkları dedim bu bak. Biz de çok heyecanlıyız ama kamerayı kapat o kamerayı. Koran kapatın kamerayı. Bir uçağını yutlu adam ya. Şimdilik kavga etmedim o zaman. Ben Aziz abinin kastı olarak geldim. Tam bir karmaşa yaşandı ama kısa sürdü. İşte Onur buldu. Onur Atilla ve Özgün Aydın yanımızda. Bu arada en kısa fotoğraf çekimi Özgün Aydın'ın sürdü. Malzeme güzel ya. Çeşit çeşit çekiyorlar işte. Nasıl istemedim ben. Çok teşekkür ederim. Hepsinin dilekleri güzel. Güldür Güldür yeni sezonda da çok güldürecek. Bu şimdiden belli. Gerçekten güzel bir yıl olacağını düşünüyoruz. Gülmeye ihtiyacımız olan bugün. Pardon. Yani evde çalıştın herhalde. Müziği de montaja bırakmıyorlar. Tabii bu arkadan geliyor. Yani yeniden başlıyoruz. Biraz daha değişik bir format olacak sanırım. Güzel olacağını düşünüyorum. Biz güzel bir ekibiz. Herkes birbirini çok kollayan. Albenili bakıyor zaten. Ya lütfen benim arkadaşım. Çok özlüyorum. Aynen özlüyorum. İyi şimdi benim bilet numaram mailimde. Ve check-in yaptırmak istiyorum. Kim yapacak check-in? Ya ver ben check-in ya. Al. Ya ben check-in. Bunu da Instagram'a koy, beni de etiketle tamam mı? Ya ne diyorsun sen anlamadım. Ben şimdi yerime geçip oturacağım. Check-in yaptırmadığım için içeride problem çıkarsa günah benden gitti, sorumlusu sensin tamam mı? Bak oturuyorum ben yerime geçiyorum. Yine güzel güzel çalışacağız, hazırlanacağız.
İnşallah seyircilerimizi memnun ederiz. Peki neler değişti sence yıllardır? Geçen seneden, ondan önceki seneden bu zamana kadar? Artık herkes birbirini o kadar iyi tanıyor ki. Yani sahnede gözüne baktığında ne demek istediğini anlıyor. Bu da bizim için bulunmaz nimet, daha ne olsun. Bayağı bir avantaj. Tabii. Bir alışma süreci falan, bunlar zor şeyler yani. Burada kalabalık bir ekibiz. Uğur Bilgin, Doğa Rutkay ve Alper Kol üçlüsüyle beraberiz şimdi de. Doğa Rutkay'ın Güldür Güldür'de yaşadığı manevi his hiçbir şeye değişilmez. Yani zaten manevi dönüşü olmasa gerçekten yapılacak bir iş değil. Çok kısa zamanda koca koca tekstleri ezberleyip işte birbirimize yardım ederek başımıza neler gelecek diyerek sahneye çıkıyoruz. Yani yukarıda Allah, burada seyirci, biz kendi çapımızda. Ama dediğiniz gibi ben bile keyfim yokken, moralim bozukken tekrarlarını izliyorum. Çok samimiyetle söylüyorum. Alper Kul, Güldür Güldür'le ilgili bir sırrı kaçırıyor ağzından o dakikalarda. Doğa Rutkay da hemen tebrik ediyor kendisini. Zile bastığı anda normal teksti bırakıp doğaçlama bölümüne geçiyoruz. Değil bütün mi? Projeyi anlattığınız için çok teşekkür ederim. Yani çok ciddi açıkladın. Beyefendi, oradan çekmiyor, buradan çekmediği için yüksek konuşuyorsun değil mi? Buradan da çekmiyor çünkü. Evet, ama tam yüksek olmadı onu, gerçekten yüksek konuş. Şirket nasıl geldi sana? Biraz düşük geldi. Alo! Gerisini tahmin edemiyorum. Osman'cığım, bindim şimdi, daha kalkmadım. Otobardayım. Sanırım çekmiyor. Hem çeken bir yere gideceğim, hem biraz daha yüksek sesle konuşacağım. Ekibin jönü Uğur Bilgin'e uzatıyoruz mikrofonu. Epey uğraşıyorlar kendisiyle. Benim evet. Boyumuz uzun biraz. Uzun boylu. Boyumuz uzun. Ekibin en uzun boylusu Uğur'la ekibin en kısa boylusu Onur aslında ev arkadaşı, biliyor musunuz? Bunu da burada açıklamak istiyoruz. Bekledik. Adamlar aynı evde yaşıyorlar hala. Evet. En uzunumuz ve en kısa. Hanımlara duyurulur. Hanımlara duyurulur. Annen de Facebook'taki bütün fotoğraflarımı likelayıp altına bak yorum yap. Vay aslan oğlum. Yavrum ne kadar yakışıklısın. Sahil güvenlik gibi çocuksun vallahi. Ve Çağlar Çorumlu, Aylin Kontante, Ali Sunal. Aylin Kontante'yi de yeni konsept heyecanlandırıyor. Canlı yayın biliyorsunuz zaten. Heyecanlıyız yani, hepimiz çok heyecanlıyız. Seyirci de aynı anda, yani televizyonun başında izleyenler aynı anda bizi izleyecekler. Bu da çok büyük bir heyecan. Hep çünkü bana dışarıda sordukları, hani o anda işte gerçekten kesilince öyle bir şey mi oluyor? Sonra o seyirci gerçek mi, o mu filan? Yani aynen böyle nankilen artık her şey. Madem sordunuz. Buyurun cevabı. Evet. Evet. Ali Sunal, Alper Kul'un heyecanını doluyor diline. Ve bakın neler söylüyor. Alper pek panik. Alper sünnetine hazırlanıyor gibi hazırlanıyor. Yeni sezonda Güldür Güldür'de her şey canlı ve daha renkli olacak. Gerçekten böyle bir yeni bir deneyim, yeni bir heyecan olacak canlı yayın. Aydın'ın söylediği gibi biz burada ne yaşıyorsak seyircilerimiz de evlerinde onu görecekler. Bundan önce Ali'nin kestiği yerlerde ya da unuttuğumuz yerlerde bize şey diyorlardı işte, hani daha önceden yazdığınız şeyler mi? Hayır, burada ne oluyorsa oydu. Şimdi onu canlı anında... Güzel şeyler oluyor evet, burada. Evet. Depresifim bugün ben, nahlet olsun depresifim senin yüzünden. Den kimi? Senin yüzünden. Ali Sunal'ınsa tek bir sıkıntısı var. O da bakın ne. Benim tek sıkıntım, Aylin böyle asmakat çıktığında yanında durunca oluyor. Benim sıkıntım onda. Her sıkıntı öyle olsun o zaman. Tabii tabii. Tek tek. Serenay Sarıkaya'yı bu yönleriyle hiç dinlemediniz. Böyle hakikaten sinir bozucu bir
Serenay Sarıkaya Nejat İşler'le ikimizin yerine filmi için 1 milyon lira aldı mı? Onlar nedir Allah aşkına? Ben çok şaşırıyorum onlara. Nereden çıkıyor onlar? Sayfalarca karaladığı meşhur totem defterinde neler yazıyor? Senin galiba totem defterin var. Evet, bu totem defteri ne meşhur oldu arkadaş. Ve Şahan Gökbakar'ın 9 oda Serenay'a yetmez esprisine ne yanıt verdi? Serenay benim 9 odalı evimi beğenmedi. Okudum. Az sonra. Çek çek. Anne adayları dikkat, hamilelikte aşırı kilo almamak mümkün. Yani annelere tavsiye ederim. Emziren anneler dikkat, sütünüzü arttırmak için neler yenmeli? Bebeği doyurmaktan öte... Ve yazın kilo alanlar dikkat, yaz kilolarından kurtulmanın yolları. Tatil dönüşünde en önemli tavsiyem... Bebeği Arat'la ilk kez Show TV'ye konuşan Şeyda Coşkun'dan altın değerinde tüyolar. Abi, abi, abi. Az sonra. Çek, çek. Show TV'nin yeni fenomen dizisi İçeride artık zirvenin tek sahibi oldu. İşte pazartesi gecesi ekranlarınıza gelecek olan diziden müthiş tüyolar. Neden olay sahneler müthiş tüyolar. Ne oluyor? Melek ve Alyanar Sarp'ın içeride olduğunu çözdü mü? Bir şansın olsaydı polisliğe geri döner miydin? Notu bulmuşum. Nereye gidiyorum? Tehlikeli yakınlaşma. Celal'in eşi Yeşim Sarp'a aşık mı oluyor? Elbette sultanım. Ve olay sahneler, miniğin gazabı. Ve Sarp'la Melek'in öpüşme sahnesi nasıl rekor kırdı? Ekranların yeni fenomeni İçeride'nin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 5. bölümü seyircileri ekran başından bir an olsun ayırmadı. Son bölümde Melek ve Sarp'ın karşı karşıya gelmeleri seyirciyi çok etkiledi. Ne işin var burada? Niye şaşırdın? Sarp ve Melek'in yakınlaşmalarına şahit olan biri de vardı. Aramızda bir şeyler olduğunu sanıyordum. İnsanlar birçok şeyden vazgeçebilir Sarp. Sen yine de anneme alınma olur mu? Melek'in Sarp'a yaptığı uyarı kafaları karıştırdı. Sihir gibi zekasıyla çözmüştü Sarp'ı. Eğer bir şansın olsaydı polisliğe geri döner miydin? Sadece sordum. Eğer bir şansın olsaydı dener miydin? Polislik defteri benim için çoktan kapandı.
Melek. Al Yanak da iz peşindeydi. Sarp'ın umut sırrını çözdü. Kebapçı Celal'in has adamı. Umut'u bulmuşum. Nereye gidiyorum? Eylem'le Mert arasındaki soğuk rüzgarlar sürüyor. Ama bu bir sırrın açığa çıkmasına da vesile oluyor. Hop! Dikkat etsene! Pardon, tamam. Kusura bakma. Dur yardım edeyim sen. Tamam, bırak. Bırak. Tamam ya Eylem. Çıkma bir daha karşıma. Konuşalım mı biraz? Konuşacak bir şeyimiz kalmadı bizim. Celal'in eşi Yeşim takipte. Sarp'a olan ilgisini seyirci anlıyor. Sarp'ın Melek'e olan ilgisi de Yeşim'in gözünden kaçmıyor. Hayırdır, manzara mı seyrediyorsun? Yok, ben dalmışım öyle. Fazla dalma istersen. Çıkamazsın derinlerden sonra, yersin vurgunu. Ne yaptınız Yeşim Hanım? Nereden geldik buralara şimdi? Keloğlan gördüm kıza bakışını. Biz de böyleyiz Yeşim Hanım. Şoförsün diyorlar, şoför oluyoruz. Keloğlansın diyorlar, keloğlan oluyoruz. Yani ne rol verirlerse rolümüze kaptırıyoruz kendimizi. Başka bir şey değil yani. Sen fazla kaptırma o role, çık o rolden sen. Celal Baba kızına, meleğine öyle baktırmaz. Yaşatmazlar adamı. Vururlar. Şoförsü kalmayayım istersen. Ben söyleyeyim de. Sarp da oyuna oyunla karşılık veriyor. Yeşim'i mest ediyor sözleriyle. Ne diyorsun? Oldu mu Yürem Sultan? Sizin karşınızda onun hiç şansı yok Yeşim Hanım. Diyorsun. Sen topuzu yarın alırsın değil mi? Elbette Sultanım. Mert kendisini çocukken dilendiren adamı buldu. Sorunun cevabı eylemdeydi. Tamam Sarp'ı ben vurdum. Tamam. Polise, amirime, herhangi birine, müdürüme falan söylemiyorum. Söylesem Sarp'ı yakarız. Bir saniye ya. Sen şimdi beni Sarp'la mı tehdit ediyorsun? Ne yani, söylemezsem Sarp'ı mı yakacaksın? Şşş. Eylem, çocukluğum bu adamda yatıyor. Adamın yaptıklarını bana kimse yapmadı. Kebapçı Celal'e yanlış yapanın halinin ne olduğunu gördüğümüz sahnede sıra. Davut. Buyur babam. Gel bunu bağışlayalım. Hırsızlık yaptı, bizden çaldı ama bağışlayalım geç. Ne diyorsun o babam? Al Yanak, sen ne dersin? Baba, bu hırsızlığı bir tarafa, bir de sübyancı sapık çıktı. Ama sen ne diyorsan öyle baba. Güzelce bağışlayalım. Gördün mü bak? Bağışladık seni. Sağ ol babam. Yalın açık olsun can kardeş. Sağ ol babam. İrtibatı koparmayalım. Tamam babam. Hayırlı yolculuklar. Gölge Davut da Sarp'a gözdağını bu sahneyle veriyor. Ben yapmadım abi. Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Sen birden gelip benim önümde durunca bilemedim abi.
Bak şimdi ben de bilemedim. Niye abi? Ne kadar ömrün kaldığını. 5 gün mü? 4 saat mi? 3 dakika mı? İki saniye mi? 1 Yıldızları barışmayan Sarp ve Gölge'nin sertleşmesine sahne oldu seyirci. Ne haber Hassas? Birileri öldü mü çok üzülüyorsun. Ormanda da böyle olmuştun. Ne o? Bu arabayla mı götürecek sabahları? Tabii tabii. Bu arabanın müşterisi çok olur. Yalnız kimin ne zaman bineceği belli olmaz. Davut kardeş. Bak orası doğru. Sana ikimizin de bildiği bir şey söyleyeyim mi? Seninle ben çok kısa bir zamanda bu arabayla bir yolculuk yapacağız. Bana uyar. Yalnız ben şoför koltuğuna otururum. Sen de arkada rahatına bakarsın. Sarp'tan şüphelenen Melek'in oynadığı oyun zekice. Bir video çekiyor Melek önce. Eğer bu görüntüyü izliyorsan şüphelerim doğru demektir. Yusuf'a bilgileri sen sattın demektir. Hayatını karartan adamla işbirliği yapar mısın bilmiyorum. Belki yanına yanaştı. Belki vaatlerde bulundu. Gel seni yine polis yapalım dedi. İnşallah öyle değildir Sarp. Sen bunu yapmamışsındır. Beni kullanmamışsındır. Bu görüntüleri bilgisayarımdan izliyorsan hainsin demektir. Akın ışık operasyonu için düğmeye basıyor Yusuf müdür. Ama dinleme yaptığı o da aslında Celal'in tuzağı. Interpol peşindeymiş Akın ışık. Biz hala müdür seviyesinde izleniyoruz. Kıskandım vallahi. Emanetlerin yarın gece bu saatlerde İstanbul'da olur. Sevkiyat başladı yani. Sözümüz böyle değil miydi? Bir sıkıntı yaşamayacağız değil mi? Ne de olsa ilk iş. Operasyon başlıyor. Hazır mıyız? Hazırız müdürüm. Hadi o zaman. Biz yerimizi aldık. Tamamdır. Yatır. İçeri. Yusuf müdür Zoka'yı yiyor ya da Celal yediğini sanıyor. Lan bu ne lan? Kim ya? Akın Işık. Bu Akın Işık değil. Bu Akın Işık değil. Nasıl olmaz Musa? Nasıl olmaz ya? Ben de bilemedim valla. Ama Sarp uyanmıştı numaraya. Numarayı çözdüğünü Yusuf müdüre anlattı. Interpol lafı bizim yalanımız.
İçinizde bir köstebek var San. Aynen. Kim şerefsiz ulan? Bırak müdürüm şimdi, kimse kim Celal peşinde olduğumuzu anladı, bize tuzak kuruyor. Konuştukları sevkiyat yalan o zaman. Ama harbi olanı da var, ikimiz de biliyoruz. Tabii ya. Yoksa niye böyle bir oyun oynasın ki? Dur şimdi dur. Oyuna oyun kuracağız. Ki Celal oltayı yuttuğumuzu anlasın. Tuzağa düşeceğim ulan. Madara olacağım lan. Aynen abi. Renk vermeyeceğiz. Sızıntıya oynamalısın ki Celal şüphelenmesin. O zaman demek ki asıl sevkiyatı patlatacağız. Asıl sevkiyat ne? Bu adamın bu işlerle ilgili adamı kim? Davut. İşte o kadar. Melek, Sarp'a olan şüphelerini arttırdı. Yeniledi Sarp'ı tiyatro gösterisi sırasında. Olaya son anda uyanan Sarp, Melek'in yemini yutmadı. Bakın Işık. Melek, şüphelerini ortadan kaldıran Sarp'a olan duygularını sonunda açığa vurdu. İşte böyle. Ne oluyor? İçeride de heyecan dorukta. İşte pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümün tanıtımı. Celal, bu kadar kıymet verdiği manevi kızının şoförlerle düşüp kalktığını bilse acaba ne yapar? Kızıma göz kulak ol. Her çevresinde bizim dünyamızdan birini görecek olursan oy onun gözlerine. Anlaşıldı merkez. Tutuşsun herkes. Celal içimizden birini satın almış. Çek 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 çek. Ünlülerden Kenan Doğulu'ya videolu sürpriz. Şişmana sordun mu? Beren Saat eşini açık hava konseri öncesi nasıl öve öve bitiremedi? Gülşen konseri öncesi olay. Çok şıksınız. Sakin. Hamile olarak sahneye çıkan Gülşen bebeğini düşünmüyor iddialarına ne dedi? Son derece bilinçli bir hamilelik yaşıyorum. Az sonra. Çek çek. Barış Arduç ve Gupse Özay mutluluğun formülünü anlattı. Dünyaca ünlü güzel İstanbul'da kameralara fena yakalandı. Ve şimdi sırada İstanbul geceleri var. Mutluluğun formülü bu mu? İşler şu karıştırmıyoruz. Gupse Özay ve Barış Arduç işle başlayan aşklarında. Baa yakışıklısın. Neden beraber proje yapmıyor? Bir iş hayatında bir birliktelik yapmamızı çok düşünmüyorum. Kameraları karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Yüzünü sakladı.
Kim bu dünyaca ünlü güzel? İstanbul gecelerindeki turumuzda ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ'u görüntülüyoruz trafikte. Kıvanç Tatlıtuğ'un az ilerisinde ev sahibi Demet Akbağ'ı görüntülüyoruz. Tatlıtuğ çifti onun evinde malum şu sıralar. Gayet güzel, çok da memnunlar, çok sevdiler orayı. Her şey yolunda yani arkadaşlar. Yaz başında Show TV'de ekrana gelen Çok Aramızda programıyla ünlüleri şakalamıştı Demet Akbağ. Artık işi abarttığımızın, çıldırdığımızın kanıtıdır yani. Kasım'da şakalar devam edecek. Biraz daha sempatik şakalar var. Çok öyle can acıtan bir şey yok, merak etmeyin ama çok güleceksiniz, merak ediyorum yani. Sadece bu da değil, yakında sürpriz bir filmde oynuyor. Sürprizim var size, söylemeyeyim o sürprizi de madem adı sürpriz. Vizyona girecek bir sinema filminde konuk oyuncuyum, o kadar. Onun dışında sinema filmi yok bu sene. Bayan Bağdat Ayla Çelik sevgilisiyle yemekten çıkıyor. Beyefendi biraz gergindi galiba. Yo, değildi, hayır, sadece çok rahatsız oluyor. Evlilik olur mu diye soruyoruz, mahcup oluyor. Gayet güzel gidiyor, normal. Kısmet zamanla her şey. Daha çok iyiyim. Daha çok, ya bunlar özel sorular arkadaşlar, yapmayın, beni mahcup etmeyin. Ama yani ben sizi kırmıyorum. Ama beni hakikaten biliyorsunuz, ben mahcup oluyorum, beni şeyler sanmıyorum. Gupse Özay, Barış Arduç çifti uzun bir aradan sonra birlikte görüntüleniyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi de nasılsınız? Teşekkürler. Barış Arduç'a Görümce'yi izleyip izlemediğini soruyoruz önce. Yok, henüz izleyemedim. Nasıl bir film bekliyorsunuz peki? Vallahi Gupse yazdığına göre çok güzel bir film gelecek, ona eminim ben. Bekleyelim görelim, bir hikaye çıkacak. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü çiftin neden hiç beraber fotoğraf paylaşmadıkları merak konusu. Sosyal medya genelde işle alakalı kullandığı için işle aşkı karıştırmıyoruz. Yani. Kendileri için yaşıyorlar onlar aşklarını. Para kazanmak için değil. Yok, biz kendimiz için yaşıyoruz. İlişki bir önemi yok. O yüzden ki beraber oynamaları için teklif edilen reklamları şimdilik reddediyorlar. Ya şu anki planlamamızda bir iş hayatında bir birliktelik yapmamızı çok düşünmüyoruz. Ama hayat ne getirir tabii belli değil. O zaman içine bakalım. Sonra konuştuğumuzda yalamıyordum tükürdüğümüzü. Bakalım hayat ne getirir. Güzel bir denge kurmuşlar. Zira işle başlamıştı aşkları, şimdi işsiz devam ediyor. İşle aşkı getirmişti. Tabii. İyi ki de getirdi. İyi akşamlar. Sağ olun. Eyvallah. Usta oyuncu Selçuk Yöntem'i bir mekanda DJ'lik yaparken görünce şaşırıyoruz. Kaptırmış kendini usta oyuncu müziğin ritmine. Gecelerde ilginç bir görüntü yakalıyor kameramız. Kameralardan yüzünü saklayan isim, dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan'dan başkası değil. Bir süredir İstanbul'u mesken tutan Lohan'ın neden bu hale geldiğini anlamak zor. Çek çek. Serenay Sarıkaya'yı bu yönleriyle hiç dinlemediniz. Böyle hakikaten sinir bozucu bir... Serenay Sarıkaya, Nejat İşler'le İkimizin Yerine filmi için 1 milyon lira aldı mı? Onlar nedir Allah aşkına? Ben çok şaşırıyorum onlara. Nereden çıkıyor onlar? Sayfalarca karaladığı meşhur totem defterinde neler yazıyor? Senin galiba totem defterin var. Evet, bu totem defteri ne meşhur oldu arkadaş. Ve Şahan Gökbakar'ın 9 oda Serenay'a yetmez esprisine
ne yanıt verdi? Serenay benim 9 odalı evimi beğenmedi. Okudum evet. Az sonra. Çek 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 çek. Şimdi de sırada haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli bir haber turumuz var. Erkan Çelik, yılların Fenerbahçelisi Seda Sayan'ı Galatasaraylı yaptı. Fenerbahçeli misin, Galatasaraylı mısın? Ben Galatasaray'da transferi oldum Alişan. Fenerbahçe aşığı Alişan bu duruma nasıl şoke oldu? Abla konuşmuyorum seninle, Alişan falan deme. Songül Öden, Kerem Alışık'la ayrılık sorularına ne dedi? Bu sizin işiniz, siz soracaksınız, ben de... Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak pozlar. Ebru Şallı, bu sözlerden dolayı Cem Yılmaz'ı yerden yere vurdu mu? Kimle yemek yesek ya, aşk yaşatıyorsunuz. Magazin dünyasında haftanın sıcak gelişmelerini sizler için derledik. Kansersiz Yaşam Derneği'nin meme kanseri için düzenlediği bir etkinlikteyiz. Kadınların bol bol zumba dansları yaptığı etkinliğe katılan sunucumuz Elif Özkul, bakın neler söylüyor. Kansersiz Yaşam Derneği olarak zumbalıyoruz bugün. Kansere bir şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı ama biz dernek olarak bir ay değil bir ömür diyoruz. Aynı etkinliğe katılan Reyhan Karaca ise farklı duyguları yaşadığı bir günün içinde. İki tane kanser vakası atlatmış bir insan olarak, babasını ve kardeşini kaybetmiş bir insan olarak ve bugün kardeşimin ölüm yıl dönümü. Çok tesadüf oldu benim için de. Farklı duygular aslında. Yani sabah çok kötü uyandım. Bugün mesela şu anda buradayım. Çok mutluyum. Çünkü birilerine destek olmak, birilerinin acılarına biraz merhum olmak çok önemli bir durum benim için özellikle. Bir başka meme kanseri kampanyasında Tanem Sivar kameralar karşısında. Bu üç parmak elle meme kanseri için erken teşhis de çok önemli. Siz de ayda bir defa üç parmağınızı kullanarak elle muayene yapıp kendinize erken teşhis konusunda yardımcı olabilirsiniz. Show Türk ekranlarında yayınlanmaya başlanan Erkan Çelik Show'un ilk konuğu Alişan, telefonla canlı yayına bağlanan Seda Sayan'a bir soru sordu. Bir şey soracağım, cevabı alıp sonra gideceğim buradan zaten. Sen Fenerbahçeli misin, Galatasaraylı mısın? Ben Galatasaray'da transferi oldum Alişan. Erkan Çelik, 40 yılın Fenerbahçelisi Seda Sayan'ı Galatasaraylı yapmıştı. Abla konuşmuyorum seninle, Alişan falan deme. Tamam, yıktın beni şu an. Alişan, seni böyle evlendireceğim. Boş ver oğlum. Bu yaşa kadar Fenerbahçe'den sonra da Galatasaray'ı ne olur yani. Ya. Oğuzhan Koç'u bir alışveriş merkezinde yakalıyoruz. Genç şarkıcı, yeni şarkısı, bulutlara esir olduğun iyi geri dönüşler almasından ötürü mutlu. Valla bir hafta oldu şarkı çıkalı. Bugün de klip çıktı. Çok güzel şeyler duyuyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka. Oğuzhan Koç'un yeni klibinin kamera arkasında eğlenceli görüntüler yaşandı. Yeni Şahili 2 filminin oyuncuları Ufuk Özkan ve Bülent Çolak katıldıkları bir etkinlikte kahve yapmayı öğrendi. Köpüğünü köpmek bir şey var mı öyle? Bu değil mi yani? Tamam. Direkt olarak dökerseniz o köpük. Şu yaşıma geldim, ilk defa kahve yapıyorum. Vallahi hepsini döküyor muyuz? Evet, tamamını dökelim. Fashion Günleri etkinliğine katılan Ece Sükan kendisini biyonik kadın olarak tanımladı. Evet, biyonik kadınım ben. Hayır. Yani şöyle, genelde enerjim yüksektir. Hep bunu söylerim. İşte hatta arkadaşlarım bile der ki yani Ece neredesin buradayım. Ha neredesin buradayım. Yani işte beni böyle nerede yakalayacaklarını bilemezler aslında. Evet, son dönemlerde çok seyahatli işlerim oluyor. O yüzden de fazla hareketliyim açıkçası. Etkinlik kapsamında yapılan defilede Irmak Atık podyuma çıktı. V
Dilci Akalay'la boşanacağı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Sarp Leventoğlu, Datça'ya yerleştiğine dair çıkan dedikodulara da bakın nasıl yanıt verdi. Ya şöyle, çalışmadığım zaman ben hani sporu çok seviyorum, sörf yapabiliyorum. Maalesef İstanbul'da böyle bir durum yok. Yani bir haber çıktı işte, yani buna da söyleyeceğim şey, delinin biri bir kuyuya bir taş atmış, herkes peşinden gitmiş, öyle bir şey yok. Ben orada sörf yaptığım için, yani annem orada yaşıyor benim bu arada. Ben Datça'da kalıyormuşum dedim, işte İstanbul biraz artık çok yorucu bir şehir oldu. Çalışılmadığı zaman hani maalesef tamam çok güzel bir şehir ama çalışılmadığı zaman insanı çok yoran bir şehir. Çalışmadığım zamanlar ben İstanbul'da kalmayı tercih etmiyorum. Antalya Film Festivali'nde karşılaştığımız Songül Öden, Kerem Alışık'la ayrılık iddialarına dair ilk kez konuştu ve bakın neler söyledi. Estağfurullah, bu sizin işiniz, siz soracaksınız. Ben de teşekkür ederim, çok nazik. Estağfurullah, kendi özel hayatıma sahip çıkacağım, cevap vermeyeceğim. İyi akşamlar. Bir makyaj markasının yüzü olan Nurgül Yeşilçay, çekimin kamera arkasında birbirinden güzel pozlar verdi. Cem Yılmaz, İkimizin Yerine filminin galasında Ebru Şallı'yı kastederek şu açıklamayı yapmıştı. Yok arkadaşlar, kimle yemek yesek ya aşk yaşatıyorsunuz ya filmde oynadığın için. Bu sözler sonrası Ebru Şallı'nın Cem Yılmaz'ı yerden yere vurduğu iddia edildi. Şallı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Bloomberg HD ekranlarında yayınlanan Bloomberg HD Live programının ilk bölümünde Ece Saruhan, sevilen tiyatro oyunlarından 39 basamağın kulisine girdi ve oyuncularla keyifli röportajlar yaptı. Ha, biz 17 yaşından beri birbirimizi tanıyoruz. Yani 17 yaşından beri bir arada, artık öğrenci evinde her şeyde kavganı etmişsin. Her şeyi yapmışsın artık. Bir biliyorsun yani hani ardında ne olduğunu. İçeri girerken enerjisinin ne olduğunu. O enerjideyken ona ne yaparsan oyunda onu daha çok rahatlatacağını. Bir macera komedi diyelim. Uzun böyle ülkeler değiştirerek bir işte bir serüvenin içine de buluyor kendisini. Ve bu işte bu yolculuk esnasında karşılaştığı olaylar, karşılaştığı insanlar. Bir Deli'nin Hatıra Defteri oyunuyla kapalı gişe oynayan Erdal Beşikçioğlu da oyunuyla ilgili Bloomberg HD Life'a konuştu. Sürünün içerisindeki koyun olmadığını göstermemiz gerekiyor. O genç bireylerin her birini ayakları üzerinde durup kendi lisanlarını insanlara anlatabileceklerinin özgürlüğünde olduklarını bir şekilde kanalize etmemiz gerekiyor onları. Çek çek. Ünlülerden Kenan Doğulu'ya videolu sürpriz. Şişmana sordun mu? En sevdiğim Kenan Doğulu. Beren Saat eşini açık hava konseri öncesi nasıl öve öve bitiremedi? Gülşen konseri öncesi olay. Çok şıksınız. Sakin. Hamile olarak sahneye çıkan Gülşen bebeğini düşünmüyor iddialarına ne dedi? Son derece bilinçli bir hamilelik yaşıyorum. Az sonra. Çek çek. Kerem Bürsin sevgilisi Serenay Sarıkaya hakkındaki hangi soruya tepki verdi? Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Murat Boz'la küs mü? Cem Yılmaz, aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Şallı için neler söyledi? Şimdi programımıza Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in başrollerini paylaştığı ve birçok ünlünün katıldığı İkimizin Yerine filminin galasına gidiyoruz. İkimizin Yerine'ye görkemli gala. Cem Yılmaz'dan son Ebru Şallı bombası. Aşk mı? Arkadaşlık mı?
sadece yemek mi? Kimle yemek yesek ya aşk yaşatıyorsunuz ya kendi oynadığı için. İlk kez konuştu. Fahriye Evcen, Murat Boz ve Aslı Enver'le küs mü? Ya biz aslında hala beraberiz. Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile ilgili hangi soruya bu tepkiyi verdi? Yani şimdi come on. Çok. Come on. Murat Boz'un eski sevgilisine like sorusu Aslı Enver'i neden kaçırdı? Teşekkür ederim. Benim hanımla ilgili videoyu sizin beğendiniz. Gişede film sezonu, magazin dünyasında da gala sezonu başladı. Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in başrolünü paylaştığı ikimizin yerine filmi gösterime girdi. Sizin adınız neydi? Çiçek. Aşık olacağınız kişiyi bulun, sonra bırakın sizi öldürsün demişti uysuz bir bilge. Vücudumdaki her hücre yapma çiçek diyordu. Sana göre değil bu adam. Canın yanacak. Uzak dur ondan. Özel ders istiyorum. Filmin galasına gidiyoruz. Hatice Aslan dönerek karşılıyor gazetecileri. Yıllara meydan okuduğunu düşünmüyor ama ilerleyen yaşına rağmen hala güzel. Nedir bunun sırrı? Olabildiğince doğal yaşamaya çalışıyorum ve kendim olmaya çalışıyorum. Az yemek yiyorum. Dışarıda yemek yememeye çalışıyorum. Kendim hazırlıyorum. Makyaj olabildiğince az yapıyorum zaten. Burak Kut ve eşi Cansen yeni geliyor. Saçlar yeni film için uzamış. Bir tane televizyon filmi için bu. Belalı bir tipi canlandırıyor. Öyle mi? Evet. Öyle bir... Herhalde hoş olur diye düşündük. Yaptık bakalım. O yüzden saklıyorum yani. O halini kullanmıyorum. Açıkçası kestirmeye de üşendim. Seçkin piriler kırmızılar içinde. İkimizin yerine de fedakarlık isteyen bir aşk anlatılıyor. Konu onu yakından ilgilendiriyor. Tabii ki zamanında fedakarlıklar yaptım. Bunu herkes biliyor zaten. İş hayatına geri dönmesi soruluyor. Boşandıktan sonra mı aldı bu kararı? Oğlum 6 yaşında ilkokul 1'e gidiyor. Küçüğü de seneye zaten okula gidecek o da. Yani zaten ben moda tasarımı yapacaktım. Zaten ben oyunculuk istiyordum. Zaten dönecektim. Ama tabii böyle bir olayla tekrar dönüyormuşum gibi gözüktü. Ama zaten ben bunları yapacaktım. Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'la evleneceği konuşuluyor. Seçkin pirilere göre bu evlilik olmayacak. Ya öyle bir şey olacağını sanmıyorum ben. Evlenmez diyorsunuz yani. Bilmiyorum artık nereye çekerseniz. Neden evlenemezler peki? Var mı bir öngörüsü? Bence ona artık yenisine sorun. Ben bir şey yapmak istemiyorum. Yok çocuklar olduğu için defteri okudum. Kapattım ben ya onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Yine de kalkarım yetmez gücün. Bir bana yetmez sözün geçmez. Derya Şensoy kızı Ferhan'la gelmiş galaya. Uzun süre sonra Nejat İşler'i izleyecekleri için heyecanlı anne kız. Ben özellikle Nejat İşler'i uzun zaman sonra izleyeceğimiz için heyecanlıyım. Özledik hepimiz onu. Bizim gibi bence tüm Türk seyircisi özledi onu izlemeyi. Cem Yılmaz ve Ozan Güven galada. Yapımcılığını üstlendiği yeni filminin provasından geliyor ünlü komedyen. Ben yapımcılığını yapıyorum. Küçük de bir rolüm var. Deli Aşk ismi. Murat Kaman, Emrah Kaman yazdılar. Bir hafta sonra çekimleri başlıyor. Önümüzdeki Mart'ta inşallah vizyonda. Mustafa Sandal'la Yemek Yediği geçtiğimiz akşamda ünlü popçuyu filmde oynatacağı yazıldı. Bu iddialara Ebru Şallı'yı da kastederek şu yanıtı veriyor. Yok arkadaşlar kimle yemek yesek ya aşk yaşatıyorsunuz ya filmde oynadığınız için. Yani iki tane fikriniz var. Bir tanesi yeni bir proje var mı? İkincisi sevgili misiniz? Yani ufuklar abi doğru. Evet ya yani, ufkunuz. Fahriye Evcen tek başına geliyor kırmızı halıya. Güzelliği üstünde yine. O da sinema filmini bitirmek üzere. Nasıl gidiyor çekimler? Ya biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Umarız güzel bir film olmuştur. Bir iddia var. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu Murat Boz'la hatırlayacaksınız. Ama Murat Boz, Aslı Enver'le aşk yaşadığından beri görüşemedikleri iddia ediliyor. Fahriye Evcen yalanlıyor iddiayı.
Ya biz aslında hala beraberiz ama siz görmüyorsunuz. Nerelere gidiyorsunuz bu arada? Biz göremiyoruz. İşte, işte evet, sizin bulunduğunuz yerlere gitmiyoruz galiba. O yüzden karşılaşmadığımız için siz görüşmüyoruz sanıyorsunuz. Burak Özçivit, Murat Boz, Aslı Enver ve kendisinin zaman zaman buluştuklarını söylüyor Evcen. Biz tabii ki hep bir aradayız. Yani evlerimizde görüyoruz veya sizin olmadığınız mekanlarda görüyoruz. Gelelim estetik iddialarına. Gülüyor. Arkadaşlar ben 12 yıldır ekrandayım. Neredeyse 18 yaşımdan beri. Yani zaten hiçbir şey olmadığını aslında herkes biliyor. Bakın herkes de görür. Yani estetik ameliyat değil, en küçük bir müdahale olmadığını bile herkes zaten olmadığını biliyor. Ne estetiği, ben doğal güzelim der gibi. Yani 30 yaşındayım, hani ne estetik ameliyatı, böyle bir şey mümkün değil. Evet. Bunlar hep gençlik, genetik, yapacak bir şey yok. Fahriye Evcen'in hemen arkasından Kerem Bürsin geliyor. Sevgilisinin filminin setini ziyaret etmiş. Seti ziyaret ettim tabii. Nasıldı? Güzeldi, çok güzeldi. Yani bence müthiş bir film olacak. Konu aşk filmi olunca ister istemez Serenay Sarıkaya ile aşkından sorular geliyor. Yani şimdi bizim aşkımızı çok konuşmaya gerek yok yani. Sonuçta film için buradayız. Şahan Gökbakar'ın son röportajındaki esprisine geliyor söz. Evi beğenmiş, küçük bulmuşlar. Küçük bulmuşlar. Evet. Serenay 10 oda istiyormuş. Şahan'ın evini tutmamalarının nedenini açıklamıyor ama espriyi beğenmiş. Zaten Şahan'ı çok severiz biz. Ben hele yani tamamen espri. Espri yapıyordu umarım. Serenay Sarıkaya ikimizin yerine de vazgeçtiğimi yorumladı malumunuz. Sözlerinden vazgeçtim. Sözlerinden bir ah de yeter. Beğenmiş Kerem Bürsin sevgilisinin performansını. Vallahi şarkıyı dinlemedim fragmanlarda, yani sizin kadar dinlemiş oldum. Zaten hepimiz biliyoruz sesi çok güzel. O konuda da çok yetenekli. O yüzden eminim o şarkı da çok güzel olacak. Serenay Sarıkaya o buğulu güzel sesiyle Kerem Bürsin için de şarkılar söylüyor mu diye soruyoruz. Kendine has bir yanıt alıyoruz. Senin için hiç şarkı söyledim mi? Yani şimdi tamam. Çok. Tamam. Çok sağ olun. Harikasınız. Aslı Enver galanın ünlü konuklarından. Röportaj uzun sürmüyor. Haberciler Murat Boz'un eski sevgilisi Elif Sakıçoğlu'nun videosunu like'lama olayını sorunca kaçıyor Aslı Enver. Teşekkür ediyorum hepinize. Kolay gelsin. Peki bir şey soracağım. Teşekkür ederim. Elif Hanım'la ilgili ama videoyu sizin beğendiniz. Filmin oyuncuları kameralar karşısında. Nejat İşler'in koluna giren Serenay Sarıkaya şıklığıyla göz kamaştırıyor. Serenay Sarıkaya heyecanlı, Nejat İşler her zamanki gibi çok cool. Zerrin Tekindor da bu projenin içinde olmaktan ötürü mutlu. Çok heyecanlıyım. Bu kadar güzel insanlarla çalışmak tabii ki çok büyük bir keyifti. Sıcacık, çok samimi bir iş çıktı. Umarım herkesin de hoşuna gider. Güzel, güzel bir lokasyon buradan ya. Daha kendimize gelemedik. Güzel bir mevsim, güzel de çalışma ortamıydı. Her şey harikaydı. İyi ki bu filmin içinde ben de varım. Nejat İşler'e Serenay Sarıkaya'nın vazgeçtim performansını soruyoruz. Şahane söylüyor. Yay. İstek daldı bu arada. Sözlerinden bir ah de yeter. Film için 1 milyon lira aldığı söyleniyor iki başrol oyuncusunun. Nejat İşler, başkanı olduğu kulübün bu haberlerden etkilendiğini söylüyor. Yok ama böyle bir ya bunun böyle haberler çıktıkça ben transfer yapamıyorum. Yani 5 lira verecek de 15 lira istiyorlar, anladın mı yani? Bu haberler iyi haberler değil. Uzun bir aradan sonra setlere geri döndü Nejat İşler bu filmle. İkimizin yerine de onu çeken neydi? İyi bir senaryosu olması. Enteresan bir yönetmen olması. Bayağı enteresan bir yönetmen olması. Şu anda hiç konuşmuyor ama asıl şovmen o. Konuşması gerekiyor. Tuhafsa bir hikayesi olması. Bahsi geçen enteresan yönetmen Umur Turagay geliyor.
Sette bir anısı oldu mu sorusuna şu enteresan yanıtı veriyor. Nejat da benim öpüşmem dışında hayır. Rol gereği. Önce masum, sonra imkansızlaşan bir aşk hikayesinin anlatıldığı ikimizin yerine vizyonda. Bizi yok eden acılar var hayatta. Bir de bizi büyüten acılar var. Bana bak, suratıma bak. Sen başkasını mı düşünüyorsun beni yani? Seni düşünmek güzel şey. Seni düşünmek ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Seni düşünmek güzel şey. Seni düşünmek ümitli şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Çek çek. Şimdi de dün birinci bölümünü yayınladığımız Serenay Sarıkaya röportajının ikinci bölümünü ekranlarınıza getiriyoruz. Başrolünü Nejat İşler'le paylaştığı İkimizin Yerine filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Sarıkaya, hayallerini gerçek yapan Totem Defteri'nin hikayesini ilk kez anlattı. Peki film için Nejat İşler'le birlikte 1 milyon TL aldı mı? Çağan Gökbakar'ın 9 oda Serenay'a yetmez esprisine ne yanıt verdi? Tüm bu soruların cevapları özel röportajımızda. Serenay Sarıkaya'yı bu yönleriyle hiç dinlemediniz. Böyle hakikaten sinir bozucu bir... Serenay Sarıkaya, Nejat İşler'le İkimizin Yerine filmi için 1 milyon lira aldı mı? Onlar nedir Allah aşkına? Ben çok şaşırıyorum onlara. Nereden çıkıyor onlar? Sayfalarca karaladığı meşhur totem defterinde neler yazıyor? Senin galiba totem defterin var. Evet, bu totem defteri ne meşhur oldu arkadaş. Ve Şahan Gökbakar'ın 9 oda Serenay'a yetmez esprisine ne yanıt verdi? Serenay benim 9 odalı evim var mı? Okudum, evet. Esmerlerin hüküm sürdüğü ekranların en başarılı sarışını olmasının dışında yeteneği, sempatisi ve güzelliğiyle bir idol olma yolunda Serenay Sarıkaya. İlk başrol sinema filmi İkimizin Yerine de Nejat İşler'le başarılı bir iş çıkaran Serenay Sarıkaya, haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu'yla bir araya geldi ve ortaya keyifli bir sohbet çıktı. Hayırlı uğurlu olsun İkimizin Yerine. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sezonun en çok merak edilen, en iddialı yapımlarından biri. İnşallah. Evet öyle. İkimizin Yerine de Çiçek isimli bir öğrenci kızı canlandırıyor. Bir kız büyütüyor Serenay Sarıkaya. Film neyle ilgili dersek Çiçek'in bir kasabadan İstanbul'a giden bir büyüme hikayesi, bir olgunlaşma hikayesi, biraz sertleşme hikayesi, kadın olarak ayaklarının üzerinde durma hikayesi. Daha doğmadan yaşayacağın hayatı görebilseydin eğer, yine de dünyaya gelmek ister miydin? Kim ne derse desin, ben isterdim. Çiçek'te kendini bulmuş Serenay Sarıkaya bazı yönleriyle. Çiçek'te benzer yönlerim var gibi sanki. Çok, evet. <Değil mi? gülüyor> Zaten beni bu projeyi kabul etmekle ilgili en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi oydu. Ben de Antalya'da yaşarken hep bir şeyler yapmayı hayal ederken ben de Antalya'dan İstanbul'a benzer yollardan geçerek geldim. Sizin adınız neydi? Çiçek. Soyadınız? İnce. Aşk birinin eline dolu bir silah verip sizi vuracağı anı beklemekten farksızmış. Bıraktım edebiyat öğretmenim beni öldürsün. Benzer yönleri olsa da Çiçek zorluklarla büyümüş bir kız. Serenay Sarıkaya da yaşamıştır o zorlukları elbette ama yine yaşayacağını bilse o zorlukları yine de yaşamak istermiş. Filmdeki fragman da çok etkileyici ve çok etkileyici cümleler de var. Nasıl bir hayatın olacağını önceden bilsen bunu tekrar yaşamak dünyaya ister gelir miydin? Miydin? Evet. Evet. İsterdim. Kesin. Kesin. Çok isterdim. Yani şu anda olduğum yerden, yaşadığım hayattan, kendimden, mesleğimden,
Çok çok mutluyum ve hakikaten hayatımın çok güzel bir dönemini yaşıyorum. Onu uzun süredir tanıyoruz ama henüz 25 yaşında. Yola erken çıkmanın avantajı olgunluk. Yaşının üzerinde bir olgunluğun olduğunu düşünüyor musun? Ya onu söylüyorlar, ne bileyim, aslında böyle bir bıcır bıcır küçük kız tarafımda var ama herhalde biraz konuşmam falan böyle biraz doğru olabilir, evet. Evi aslında sen geçindirdin diyebilir miyiz ilk zamanlarda? Bayağıdır o görevi üstüme aldım ama çok mutluyum, bence öyle olmalı ya. Eğer yani çocuk olarak, o ailenin bir çocuğu olarak böyle bir şey yapmaya hazırsa bence çok güzel bir şey, gurur verici bir şey. Filmde söylediği Sezen Aksu'nun Vazgeçtim şarkısı çok beğenildi. Vazgeçtim gözlerinden, vazgeçtim sözlerinden, bir ah de yeter. Peki sesin çok güzel ve Vazgeçtim'e inanılmaz bir yorum. Ya teşekkür ederim. Bayıldım ben. Gerçekten. Evet. Çok sağ ol. Çok güzel. Vazgeçtim muhteşem olmuş gerçekten de. Şarkı söylemeyi seviyor ve her rolünü bir şarkıyla süslüyor. Vazgeçtim zaten senaryoda kendiliğinden yazılı şarkılardan bir tanesiydi. Zaten ben Sezen'e çok ya ölürüm. Her projede böyle bir müzikle ilgili bir şey oluyor ama ben de o kadar çok seviyorum ki. O yüzden keyifli geçti ya, ne bileyim. O sahne özellikle çok güzel bir sahne. Bence herkes çok sevecek o sahneyi. Sessizce, kimsesizce gönderdim dudaklarımı. Öpme, al yeter. Aşk birinin eline dolu bir silah verip sizi vuracağı anı beklemekten farksızmış. Oyuncuların şarkı söylemesi güzel. Bergüzar Korel gibi o da bir albüm çıkarsa nasıl olurdu dersiniz? Albüm teklifi gelmiş ikinci kez Demet Akalın'dan. Evet. Yanıt? Vallahi ya ne bileyim, çok düşünüyorum aslında. Çünkü müzikle ilgilenmekten hakikaten çok keyif alıyorum. Ne bileyim, şarkı söylemeyi seviyorum ama hiç profesyonel olarak yapar mıyım? Düşünmedim. Biraz daha tutkum oyunculuk üzerine olduğu için herhalde çok kafa karıştırmak, algı dağıtmak istemiyorum. Daha baş koyduğum yolda emin adımlarla gitmek istiyorum. Başarının da biraz öyle geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bir gün Tarkan'la, Sezen'le, Ajda'yla aynı sahnede olmayı da istiyor. Peki sana bir hatıra kalacak olsa kiminle aynı sahneyi paylaşıp birlikte şarkı söylemek isterdin? Şarkı söylemek isterdim. Vay. O kadar çok sevdiğim insan var ki, Sezen olabilir, Ajda olabilir, Tarkan olabilir. Bir haber çıktı medyada. Nejat İşler'le birlikte filmden toplam 1 milyon lira aldıkları yazıldı. Bir haber çıktı. Nejat İşler'le birlikte film için toplam 1 milyon TL. Onlar nedir Allah aşkına? Ben çok şaşırıyorum onlara. Nereden çıkıyor onlar? Bilmiyorum. Gazetelerden okuyoruz. Vallahi ben de gazetelerden okuyorum. Ya yok tabii ki öyle bir şey. Fragmandaki minicik öpüşme sahnesinin köpürttüğü bir haberdi bu. Filmde o kadar küçük bir bölüm ki o öpüşme sahnesi, bu kadar dillendirilmesine, bu kadar büyümesine de inanamıyorum. Filmde bir öğrenciyi oynuyor. Okul yıllarına geri dönelim mi Serenay'la? Okul yıllarında başarılı mıydın? Başarılıydım. Hem de sinir bozucu başarılıydım. Yani bayağı gıcık bir öğrenciydim. Böyle öğretmenlerinin her istediğini dört dörtlük yerine getiren, tamamen öğretmenlere hizmet eden, hep sınıf başkanı, hep işte böyle 29 Ekim'de sunucu, bilmem ne de şiir okuyan, bilmem ne de işte kompozisyon yarışmasında bilmem ne falan. Böyle hakikaten sinir bozucu bir okul hayatım geçti. Sonradan açıldım, sonradan doğallaştım. Bilinmeyen Serenay Sarıkaya'dan bahsedelim mi biraz da? Mesela totem defteri. Çok şaşıracaksınız anlattıklarına. Senin galiba totem defterin var. Evet, bu totem defteri ne meşhur oldu arkadaş. Evet. Nedir o? Ya totem defteri benim aslında çocukluğumdan beri inandığım bir şey. Biraz yazmayı seven bir insan olduğum için böyle kendime küçük not defterleri tutardım. Yeri geldiği zaman çizimler, yeri geldiği zaman karalamalar, yeri geldiği zaman bazen bir şeyler yazmalar.
Sonra baktım ki aslında bir şeyleri yazılı halde görmek beni daha olumlu etkiliyor. Neler yazıyor bu deftere peki? Ne bileyim, bir evim olsun çok istemiştim. Onu da yazmıştım. Çok şükür ki onu da gerçekleştirdim. Ve ufak ufak kendimi oralarda küçük mutluluklar yaratıyorum. Evet. Harika. Şahan Gökbakar geçtiğimiz ay verdiği röportajında şu espriyi yapmıştı. Gezmişler de beğenmemişler. evi beğenmiş, küçük bulmuşlar. Küçük bulmuşlar. Evet. Serenay 10 oda istiyormuş. Kerem Bürsin'le birlikte Şahan Gökbakar'ın evini kiralamak istemişler ama vazgeçmişler. Espriye ise gülmüş. Serenay benim 9 odalı evimi beğenmiş. Okudum. 10. 10 odamı istiyormuş galiba değil mi? Yani ne bileyim, hani ben çok takılmadım ona çünkü espri yaptığı belli. Hani tanıdığım da bir insan zaten ama olmadı, evet. Biraz da aşktan konuşalım. Aşk, bakın, Serenay Sarıkaya'nın lügatında hangi anlama geliyor? Peki aşk deyince ilk aklına ne geliyor? Mutluluk, hayattan keyif almak, yaşamak, özgür olmak. Aşkı nasıl yaşıyorsun? Nasıl yaşıyorum? Biraz eski usul yaşıyorum galiba. Olması gerektiği gibi yaşamaya çalışıyorum. Ne bileyim, bu işte şu anda içinde bulunduğumuz tüketim dünyasına, dünyasının çok etkilemesine izin vermeden yaşamaya çalışıyorum. Eski usulde masalsı bir aşk yaşadığı Kerem Bürsin'le bu yüzden en beğenilen çiftler arasında olmalı. Örnek çift olarak gösteriliyorsunuz. Öyle mi? Kerem Bürsin'le. Güzel bir buluşma oldu bence. Çünkü birbirimize hakikaten çok iyi geliyoruz. Birbirimize değer veriyoruz. Ve güzel bir şey yakaladık. O enerjimiz, o iyi hissetmemiz de insanlara geçiyor herhalde. Yoksa öyle bir hani birinci olacağız, ilk biz olacağız falan gibi bir şeyimiz yok. Konu evliliğe gelince kestirip atıyor konuyu. Herkes sizden evlilik müjdesi bekliyor. Evlilik müjdesi, çok genciz ya, daha genç değil miyiz? Ben 25 yaşındayım daha. Aynen, daha erken daha aslında. Var. Yani ne bileyim, çok evlilik insanı ben zaten değilim. Çok da erken olduğunu da düşünüyorum. Daha yapacak çok şeyim var, çok yolum var. Ömür Sabuncuoğlu'nun bir tespiti var. Kerem Bürsin aşkından sonraki döneme denk geliyor tarihi olarak. Sanki daha sakinleştin. Çok güzel bir şey söyledin, doğru. Biraz önce aynı şeyi Hakan'la konuşurken söyledim, aynen. Bir sakinleşme, bir durulma geldi. Doğru söylüyorsun. Kerem'den sonra geldi gibi. Kerem'le doğrudan bağlayabilir miyim bilmiyorum. Tabii hala daha büyümeye devam ediyorum sonuç olarak. Bir video paylaştı bir ay kadar önce Instagram'da. Ok atıyor ve hedefi 12'den vuruyordu. Okçuluk Serenay Sarıkaya için yeni bir hobi. Hobiden de öte bir iş olma yolunda. Okçuluk nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Aslında bir haftadır gidemiyorum, bayağı özledim ama çok çok güzel gidiyor. Yani kendimi buldum orada da. 12'den vuruyorsun. Ya evet, öyle bir şey oldu. Meğerse buna yeteneğim varmış. Hocalarım da çok şaşırıyorlar. Beni milli takıma falan hazırlamak istiyorlar. Ben de çok heyecanlanıyorum. Gerçekten. Keşke inşallah öyle bir şey olsa. Aynen, çok çok hoşuma gidiyor ya. Çok ciddi bir konsantrasyon gerektiriyor. Bu keyifli sohbetin finalini ikimizin yerineyle yapalım yeniden. Bu film neden izlenmeli? Çok samimi ve sıcak bir iş oldu bence. Benim çok böyle gönlümün aktığı ve çok çok sevdiğim bir iş oldu. Bence bir izlemelisiniz derim. Yani ne bileyim, güzel bir iş. Çiçeği çok seveceğinizi düşünüyorum. Bekliyoruz. Çek çek. Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Gülben Ergen, Yavru Vatan'da verdiği konserde bakın nasıl coştu ve coşturdu. Gülben Ergen'e Kıbrıs'ta vezir parmaklı karşılama. Vezir parmağı pozu. Vezir parmağı filmi için
Gülben Ergen'e Vezir Parmağı. Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Gülben Ergen, Yavru Vatan Kıbrıs'ta verdiği konserle davetlilere renkli anlar yaşattı. Konsere geçmeden önce Gülben Ergen'in yanındayız. Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi Vezir Parmağı'nda rol alan Gülben Ergen'e Kıbrıs'ta Vezir Parmaklı karşılama yapılıyor. Hadi canım. Evet. Kapadokya'dan sonra. Sahneden önce bana bunu yedirecekseniz evet. Ve şey daha coşkun izliyorsa. Hiç riske girmeden Vezir Parmaklarını basın mensuplarına ikram etti Gülben Ergen. Bunu ben size ikram edeyim arkadaşlar, evet. Buyurun. Evet, kameralara bırakın. Bir dakika ya. Buyurun. Teşekkür ederim. Filmde hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de böylelikle. Maşallah. Ben de şey... Mahsun hiç filmde Vezir Parmağı... Allah Allah. Tatlılar geldi, tatlı bir sohbet var. Parmağındaki yüzük dikkatimizi çekiyor ama hevesimiz de kursağımızda kaldı. Neden mi? Hay Allah. Bu sahte ya. Sen onu gerçek mi zannettin? Sahte mi? Yani ben uçağımı parmağımda taşımıyorum yani, öyle bir şey yok. Sahne için böyle çok gösterişli takılarım oluyor benim. Ama hayatımda bu kadar büyük bir mücevherim hiç olmadı. Zaten kaybederim diye korkarım ben. Aldığı yere geri götürecekmiş Gülben Ergen ama bir de dişindeki şu adını koyamadığımız kırmızı şeye dikkat etseymiş iyi olacakmış. Sanırız bir pul biber kalıntısı. Yarın geri yolluyorum onu, bende kalmıyor. Neyse, olur böyle kazalar diyor ve fit duruşuna dikkat çekmek istiyoruz. Gülben Ergen sanki daha da kilo vermiş gibi. Ben böyle dönem yine Şeyda'yla çalışıyorum. 2-3 kilo fazladan olunca Şeyda diyor, alo diyor, ben hemen bir yarım kilo veriyorum telefonda çekindiğimden. Ben zayıf olmayı çok sevdim ve böyle kalmak istiyorum. Sohbet bitiyor ve sahneye uğurluyoruz güzel şarkıcıyı. Anne adayları dikkat! Hamilelikte aşırı kilo almamak mümkün. Yani annelere tavsiye ederim. Emziren anneler dikkat! Sütünüzü arttırmak için neler yenmeli? Bebeği doyurmaktan öte... Ve yazın kilo alanlar dikkat! Yaz kilolarından kurtulmanın yolları. Tatil dönüşünde en önemli tavsiyem... Bebeği Arat'la ilk kez Show TV'ye konuşan Şeyda Coşkun'dan altın değerinde tüyolar. Abi. Az sonra... Çek çek. Müzik dünyasını sarsan dolandırıcılık vakası. Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, ünlü sanatçıları dolandırıp kayıplara mı karıştı? Işın Karaca ne dedi? O kız hesap soracak benden. Işın Karaca'nın en büyük korkusu ne? Bir sonraki adım benim yüzümden çıktı olacak hep. Ve bomba! Işın Karaca, kızı Mia'yı babasına göstermeme kararı mı aldı? Eski eşiniz madde bağımlısı olduğu söylense siz çocuklarınızı teslim eder miydiniz? Az sonra... Çek 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 çek. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sakın bizden ayrılmayın. Ünlülerden Kenan Doğulu'ya videolu sürpriz. Şişmana sordun mu? Beren Saat eşini açık hava konseri öncesi nasıl öve öve bitiremedi?
Gülşen konseri öncesi olay. Çok şıksınız. Sakin. Hamile olarak sahneye çıkan Gülşen bebeğini düşünmüyor iddialarına ne dedi? Son derece bilinçli bir hamilelik yaşıyorum. Az sonra. Çek çek. Cesur yürek, nefes kesti. Mafyayı karşısına alan Ömer, Tatar'ın oğluna öyle bir ders verdi ki... Ne istiyorsun? Manzarayı izlemeni. Ve Ömer'in yiğitliği pahalıya mal olacak mı? Az sonra... Çek çek. Pazar sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Show TV'nin fenomen dizisi İçeride'ye geçtiğimiz hafta Çağatay Ulusoy söylediği türküyle damgasını vurmuştu. Şimdi sırada Çağatay Ulusoy gibi filmlerde veya dizilerde türküler söyleyen yakışıklılar var. Bela gözlüm ben bu. Çağatay Ulusoy abilerine rakip oldu. Ela gözlüm ben bu, elden gidersem. Türkiye'nin en ünlü yakışıklılarının türkü performansları. Benden bu ömrümü çalanı getirmeli. Kıvanç mı, Kenan mı, Burak mı, Çağatay mı? Hangisi daha iyi söylüyor? Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Fenomen dizi İçeride'nin geçtiğimiz haftaki bölümünde Çağatay Ulusoy'un söylediği türkü seyirciyi ekran başına kilitledi. Ela gözlüm ben bu, elden gidersem. Daha önce de şarkılar söylemişti Çağatay Ulusoy oynadığı projelerde. Ama onu ilk kez türkü söylerken izledi seyirci. Ela gözlüm ben bu, elden gidersem. Ela gözlüm ben bu, elden gidersem. Zülfü perişanım, kal melul melul. Çağatay Ulusoy'un türkü performansını beğenenler akıllara diğer yakışıklıları getirdi. Kimler mi onlar? Mesela Kıvanç Tatlıtuğ. Benden bu ömrümü çalanı getirmeli. Oynadığı bir dizide çalıp söylerken izlemiştik ünlü yakışıklıyı. Saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getirmeli. Get ara bul getir. Saçlarını yol getir. Burak Özçivit, Fahri Evcen'le oynadığı filminde sevgilisiyle düet yapmıştı hatırlayacaksınız. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler. Bin bir dertle doldu gönlüm. Burak Özçivit, hasretinle yandı gönlüm diyordu. Fahri Evcen'in güzel sesine vokal yapmış gibi görünse de sesi beğenildi. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, yokluğunda soludu gönlüm. Ve Kenan İmirzalıoğlu, Ezel'de türkü söylemişti yıllar önce. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Kenan İmirzalıoğlu'nun şarkı söylediği nadir anlardan biri bu. Yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin.
Ama türkülere, özellikle de Zeybe'ye olan ilgisini bilmeyen yok. Zeybek demişken, Ege türkülerinin hayranı Berk Oktay'ın düğününde oynadığı Zeybek unutulur mu? Çek çek. İstanbul'da müzik dolu bir hafta yaşandı. İşte ünlü isimlerin sahne ve konserlerinden manzaralar. Ünlülerden Kenan Doğulu'ya videolu sürpriz. Şişmana sordun mu? Beren Saat eşini açık hava konseri öncesi nasıl öve öve bitiremedi? Gülşen konseri öncesi olay. Çok şıksınız. Sakin. Hamile olarak sahneye çıkan Gülşen bebeğini düşünmüyor iddialarına ne dedi? Son derece bilinçli bir hamilelik yaşıyorum. İstanbul'da müzik dolu bir hafta yaşandı. İşte ünlü isimlerin sahne ve konserlerinden manzaralar. Senden çok uzak. Kenan Doğulu açık havadaki konseri öncesi ünlülere en sevdiği Kenan Doğulu şarkısını sordu. Videolu yanıtlardan en komiği Cem Yılmaz'dan geldi. Merhaba, en sevdiğim Kenan Doğulu şarkısı söz ve müziği bana ait olan Şişmana Sordun Mu? Şişmana sordun mu? Aşkımızı ağlarken Şişmana sordun mu? Sadece Cem Yılmaz mı? Bengü, Sibel Can, Beyaz. Masal diyarlara göç edip yeniliyorum. Kenan'ın bütün şarkılarına hastayım, aşığım hatta. O derin yerlerden biraz çekip çıkartan bir parça. O da Şekitap Şeker. Yılmaz Erdoğan, Doğa Rutkay ve Sıla. En sevdiğim Kenan şarkısı Kandırdım Nazlı Yari sonunda çılgın sözlerle. Güzeller içindenin hakkını hemen teslim etmekle beraber. Yıllarca aynı sahneyi paylaşmaktan mütevellit de şarkıların yeri bende birazcık değişik. Küt delik aklıma gelen şarkı şu. Minnoş Mırıldanıyan. Hani her şeyindim, bensiz sen yoktun, ayrılamazdık ya. Ve elbette eşi Beren Saat de en sevdiği Kenan Doğulu şarkısını söyledi. Kenan sahneye çıktı, onun kulisindeyim. Benim isteyeceğim şarkı bu akşamki repertuarda yok, olmayacağını biliyordum. Aslında en sevdiğim Kenan şarkısını seçmek benim için gerçekten çok zor. Kardan kadın, aşk ile yap, tencere kapak, pamuk, hepsinin bende çok özel yeri var. Ama bundan sonra besteleyeceği şarkıları tenzih ederek söylüyorum. Benim en sevdiğim Kenan Doğulu şarkısı, Çünkü Beyaz. Geçiyoruz konsere. Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci de video gönderen isimlerdendi. Konsere de gelmiş sempatik çift. Ya bizim için tencere kapak yaptık. Tencere kapak çok güzeldir, aynen. Tencere kapak misaliyiz bu hayatta. Sen başla ben tamamlarım, ardına bakma. En beğendikleri videoda Cem Yılmaz'ın Şişmana Sordun Mu'su olmuş. Ya bir kere Cem abininki çok güzeldi ya. Çok komikti. Cem Yılmaz'ın çok komikti ya. Söz müziğini kendisi yapmış, evet. Merhaba, en sevdiğim Kenan Doğulu şarkısı söz ve müziği bana ait olan Şişmana Sordun Mu? Şişmana sordun mu? Aşkımızı ağlarken Şişmana sordun mu? Ve Kenan Doğulu sahnede. Ünlülerin seçtiği şarkıları birer birer söyledi Kenan Doğulu unutulmaz konserinde. Engel bir mesafe aşk yoluna, meşk yoluna, ne
sahnesine geçiyoruz. Sahne öncesi korumalarla basın mensupları arasında arbede yaşanıyor. Çok şıksınız. Sakin. Gülşen sahnesi öncesi bebeği riske atıyor iddialarına cevap veriyor. Her şey çok normal. Yapmam gereken şeyleri yapıyorum. Yapmamam gereken şeyler varsa onları yapmıyorum. Son derece bilinçli bir hamilelik yaşıyorum. Doktorumun sözünden çıkmıyorum. Ve konser zamanı. Teoman'ın konserindeyiz. Annesi Teoman'ı izlemeye gelmiş. Rock müziğin yaşayan efsanesi şarkılarıyla binlerce kişiye keyifli anlar yaşatıyor. Aynaya bakma, kendimi bilme, bayağı acı tutca, dünyayı sevmem. Hey yazık ki tek tabanca, serseri doğdum. Gökhan Türkmen sahnesi öncesi yeni albümünden bahsediyor. Çıkış şarkısı Öyle Güzel Ki'yi eşine yazmış. Sinem'le ilk böyle işte yani yakınlaştığımız zamanlar çıktı. Yani öyle normal işte. Nasıl bir insan nasıl şarkı yaparsa. Şarkının klibinde Emre Kınay'ı oynatmış. Çok keyifli oldu bizim için. Çok gurur verici bir durum oldu. Yani Emre Kınay'ın bizim klibimizde oynaması çok keyifli oldu. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet. Ve Gökhan Türkmen sevilen şarkılarıyla sahnede. Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Karaköy'deki bir mekanda sahneye çıktı. Beni, benimle bu cehennem. Senden çok uzak, yabancıyım senin cennetine. Manga'dan ayrı solo bir performans sergileyen Ferman Akgül, yapacağı solo albümünde ön çalışması olarak görüyor bu sahne çalışmasını. Ya, çok yönlü şarkılar yapıyorum. Bu da kendimi tutabileceğim bir şey değil. Her şarkı Manga'ya olmuyor. Bir grup müziğinde yorulması çok zor. Bazı şarkıların çok basit ve sade kalmasını istiyorum ve bazı şarkılar, bazı sözler çok kişisel. Genç şarkıcı Ertuğrul'un sahnesindeyiz. Ertuğrul hareketli şarkılarıyla gençleri coşturuyor. Bebeği Arap'la ilk kez Show TV'ye konuşan Şeyda Coşkun, anne ve anne adaylarına altın değerinde tüyolar verdi. İzliyoruz. Anne adayları, dikkat! Hamilelikte aşırı kilo almamak mümkün. Yani annelere tavsiye ederim. Emziren anneler, dikkat! Sütünüzü arttırmak için neler yenmeli? Bebeği doyurmaktan öte... Ve yazın kilo alanlar, dikkat! Yaz kilolarından kurtulmanın yolları. Tatil dönüşünde en önemli tavsiyem... Bebeği Arat'la ilk kez Show TV'ye konuşan Şeyda Coşkun'dan altın değerinde tüyolar. Abi. Birçok ünlüyü forma sokan, gerek sporla gerekse diyetleriyle adından söz ettiren bir isim Şeyda Coşkun. 1,5 sene önce anne oldu, annelik döneminde yaşadıklarını aktarmaya başladı takipçilerine. Hamilelik ve annelik dönemiyle ilgili bir organizasyonda karşılaştık Şeyda Coşkun'la.
Organizasyon sonrası kucağında oğlu Arat'la ilk kez kameramız karşısına çıkıyor. Arat oldukça hareketli. Selam, merhabalar diyelim. Nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Ve mikrofonu yeme çalışmaları başlayacak. Acayip yakışıklı oldu ve çok iyi. Evet, evet. Yakışıklı olacak herhalde oğlum ya. Bu hareketlilik şu sıralar doruk yapmış durumda. Evde valla bir peşinden bu arada tabii zorluyor artık. Tam büyüdü, yürümeye de başladığı için. En hareketli zamanlar. En hareketli zamanlar ve devamlı olarak bir oyun halindeyiz. Bazen şeyi düşünüyorum. Bu kadar hareket edebilmek için gerçekten zayıf olmak gerekiyor. Yani kilolu anne babaların işi çok zor. Çünkü vücudunu kaldıramıyorsun. Her yere girip çıkmaya çalışıyorsun. Mutfakla bizim salon arasında bir bağlantı var. O şeyin üstündeki biz atlayıp aşağı hop iniyoruz eşimle ve bundan çok eğleniyor. Düşünüyorum her anne baba böyle inip çıkamaz yani. O yüzden biraz kendine iyi bakmak gerekiyor. Arat'a bir kardeş gelir mi peki? Anne olduktan sonra özellikle herkes ikinci çocuğu düşünür ama. Yani şu anda tabii Arat 1,5 yaşına girdi yeni. Bence bir 3 yaşına girsin de ondan sonra konuşmak lazım. Çünkü şu anda en güzel dönem. Ona doymak istiyorum. Sanki bana ikinci çocuk bu kadar hızlı olursa birinci çocuğa haksızlıkmış gibi geliyor. Ama tabii bunu en iyi anneler, iki çocuk yapan anneler bilir. O açıdan peki hep çıplak ayak. Böyle bu takılıyoruz. Şu anda böyle. Hava çok güzel. Ben çocuğu doğaldan yanayım. Yani çok ayağını sıkan bir şeyler olsun istemiyorum. Biraz da sağlıklı hamileliğinden konuşalım. Hamilelik döneminde sadece 11 kilo aldı. Ben 11 kilo almıştım. Tam o barınla sınırdaydı. Ben 8. ay itibariyle bir siyatik geçirmiştim ve hiç yürüyemedim. O yüzden en çok orada aldım yani. Normalde 7. ayda falan ben 3 kilo falan almıştım. Yani hiç kilo almadım ben hamileliğim boyunca. Şeyda Coşkun'un zayıflattığı ünlülerin başında gelen Gülşen de hamile şu sıra. Anneliğe kendisinin hazırladığını söylüyor Gülşen'i. Bakalım inşallah hayırlısıyla bebeği de dünyaya gelsin. Çok mutluyuz onun için. Çok istiyordum. Hep onu söylüyordum. Ben çok motive ettim. Ondan sonra yani Arat'ı da gördü. Sanırım onun da çok etkisi var. Ama Gülşen'in bebeğinin olması onun işine gücüne çok iyi yansıyacağını düşünüyorum. İlham meleğinin çok değişeceğini düşünüyorum. Şu anda neler hissediyordur. Acayip duygusal bir dönem. Harika şeyler yazıyordur diye düşünüyorum yani. Gülşen biraz kilo aldı hamilelik döneminde. Bunun normal olduğunu söylüyor. Şimdi her hamilelik sürecini geçiren benim gibi olamaz. Ben zaten çok yürüdüğüm için baktığınızda bu kişiler benimle yürüyordu. Evet. Sonuçta hayatlarını yürüyüşe oturtmak için zaten benimle çalışıyorlardı. O yüzden bunun Gülşen'den böyle bir performans beklemek kolay değil. Konu hamilelikten açıldı madem, anne adaylarına tavsiyelerini soralım. Hamilelik döneminde neler yemeli, neler yememeli anneler? Yani annelere tavsiyelerim şu an hamile olan annelere. Evet. Keyiflerine baksınlar. Sadece çok tatlı, şekerli şeyler tüketmesinler. Hamurlu şeyler, unlu şeyler yemesinler. Yani normal doğal seyrinde beslensinler. Sonra doğum esnasında bunun sıkıntısını yaşarlar. Özellikle normal doğum yapacaklar için söylüyorum. Hamilelikte yenen şeyler emzirme dönemine de yansıyor. Emziren anneler için önemli olan şeylere gelince. Emzirme döneminde çok güzel sağlıklı beslenmeleri gerekiyor zaten. Bol sularını, çaylarını, özellikle süt yapan çaylarını içmeleri gerekecek. Yeşil yapraklı gıdaları çok tüketmeleri gerekecek. Bu yüzden hamilelik döneminde de kendilerini buna alıştırırlarsa çok keyifli bir süreç geçirirler. Su tüketimi çok önemli tabii hamilelik sürecinde de. Burası çok önemli. Bebekten önce annenin iyi beslenmesi gerekli. Bebeği doyurmaktan öte kendilerine iyi baksınlar. Çünkü hamilelik döneminde bebek annenin depolarını tüketiyor. Bugün de böyle bir zaten çalışma yaptık, burada anlattık. Hamilelik döneminde yapılan depolar emzirmede etkili. Depoları dolduran besinlere gelince. Özellikle demir depolarını, omegalarını çok iyi bir şekilde bu hamilelik döneminde almaya çalışsınlar. Özellikle balık tüketmek çok faydalı hamilelik döneminde. Vitaminli meyvelerden, şu anki mevsim meyvelerinden tüketsin. Mandalina şu anda çok güzel mevsim meyvesi yeni çıktı. O tüketilebilir. Yazı geride bıraktık. Yazın alınan kilolardan kurtulma zamanı geldi. Kışa hazırlık için neler yapmalı diye soruyoruz. Tatil dönüşünde en önemli tavsiyem artık tatilin bittiğini vücuda hissettirmek. Zaten kışla beraber havaların soğuması vücutta bir yağlanma olacak. Bununla bir savaş gerekiyor vücutta. O yüzden biraz daha hafif hafif vücudu belli gıdalardan arındırmak, alkolden arındırmak, tatlılardan arındırmak. Dönem dönem hep söylediğim gibi bir freshlemek için bir yeşil juice'lar içmek, temizlenmek, yeşil yapraklı gıdaları tüketmek. Tatlı ihtiyacını karşılamak için hurma çok önemli. Mevsim meyvelerinden yararlanmak. Şu anda hurma çıktı, taze hurma.
Mesela o çok şeker ihtiyacını karşılar, tatlıdır. Evet. Onu mesela yoğurtla karıştırıp yiyebilirler. Müthiş bir ara öğün olur tatlı olarak. Bal kabağı çıkacak, müthiş bir gıda, bağırsak sağlığı açısından da bunu tüketebilirler. Henüz havalar tam soğumadan akşam yürüyüşlerine çıkmayı ihmal etmesin kilo vermek isteyenler. Akşam çünkü vücut ağırlık yapıyor. O yüzden en azından akşam havalar güzelken çıkıp bir yürüyüş yapabilirler. Son bir tavsiye de annelere. Aratla oynarken forma girmiş Şeyda Coşkun ve eşi. Bu da önemli bir detay. Aratla bayağı farklı sporlar yapıyoruz. Kol, omuz geliştirmeler falan. Eşim bayağı vücut yaptı şöyle. Hiç ekstra bir şey yapmadan omuzlar çıktı yani. Çek. Cesur yürek nefes kesti. Mafyayı karşısına alan Ömer, Tatar'ın oğluna öyle bir ders verdi ki. Ne istiyorsun? Manzarayı izlemeni. Ve Ömer'in yiğitliği pahalıya mal olacak mı? Az sonra. Çek. Işın Karaca'nın eski eşi çocuğunun babası Sedat Doğan, ünlü sanatçıları dolandırıp kayıplara karıştı mı? Ve Işın Karaca bu durumu öğrenince fena patladı. İzliyoruz. Müzik dünyasını sarsan dolandırıcılık vakası. Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, ünlü sanatçıları dolandırıp kayıplara mı karıştı? Işın Karaca ne dedi? O kız hesap soracak benden. Işın Karaca'nın en büyük korkusu ne? Bir sonraki adım benim yüzümden çıktı olacak hep. Ve bomba! Işın Karaca, kızı Mia'yı babasına göstermeme kararı mı aldı? Eski eşiniz madde bağımlısı olduğu söylense siz çocuklarınızı teslim eder miydiniz? Sedat Doğan, sanat yönetmeni, fotoğrafçı ve yönetmen. Müzik dünyasından birçok isme klipler çeken Sedat Doğan'ı yıllar önce Işın Karaca ile yaptığı evlilikle tanıdı Türkiye. Hakikaten aşığım bu kadına. Bir çocukları oldu, Mia adını verdiler ve boşandılar. Beni çok şaşırtan bir sene oldu. Artık hiçbir şey beni şaşırtamaz dediğim anda şaşırdığım bir sene oldu. Neyden şaşırdım? İnsanların kendileriyle olan ego kavgalarının ortasında kalmaktan çok şaşırdım. Işın Karaca, ömrümün sonuna kadar dostum olarak kalacak demişti Sedat Doğan için. Ama şu sıralar Sedat Doğan ismi pek de dostane anılmıyor müzik piyasasında. Nedeni ise bir dolandırıcılık iddiası. İddiaya göre maddi sıkıntıya girip piyasaya yüklü miktar borçlanan Sedat Doğan kayıplara karıştı ve polis onu her yerde arıyor. Demet Akalın'ın sosyal medyadan "daha fazla dolandıramayacaksın beni" diye seslendiği Sedat Doğan için Sinan Akçıl da dolandırıcı yaftasını yapıştırdı. Peki ya Işın Karaca? O ne diyor? Kıbrıs'taki sahnesi öncesi soruldu bu olay Karaca'ya. Kızı Mia'yı ayrı tuttu önce konudan. Sor, ne istiyorsan sor. Yani, ben ona göre cevap vereceğim sana. Ortada da Mia var, evet. Mia ile alakalı sormayın. Yok. Sedat Doğan'ın artık eski eşi olduğunu ve ilgisinin kalmadığını söylüyor Işın Karaca. Adı üstünde, eski eşim. Benim vicdanım son derece rahat çünkü ben maddi manevi bu ilişki biterken yapmam gereken her şeyi yaptım. Sedat Doğan için madde bağımlısı olduğu iddiaları da söz konusu. Bunlarla da ilgilenmiyor Karaca. Genelde Demet arıyor. Şu kanalı aç, bu kanalı aç diye. Ne oluyor diye Demet arıyor beni ve ben de televizyondan öğreniyorum. Yok efendim dolandırıcılık, yok efendim işte madde bağımlılığı vesaire. Çok özür dileyerek bunu söylüyorum. Belki çok tatmin olamayacaksınız bu cevapla ama beni sadece ve sadece doğurduğum çocuklar ilgilendiriyor. Babaları hiç ilgilendirmiyor.
bir detayın altını çiziyor. Birlikte olduğu dönemde eski eşinin her iki iddianın yakınından bile geçmediğini söylüyor Karaca. Birlikte çocuk yaptığımız dönemde asla böyle problemler asla yaşanmamıştı. Bu duruma gelmesi tabii ki kızım adına çok üzülürüm. İleride okuyacağı şeyler yüzünden üzülürüm. Sedat Doğan'ı yani kızının babasını korumak için sustuğu iddialarına ise ateş püskürüyor. Ben kimseyi korumam. Kimseyle alakalı aman onu söyledi, aman bunu yaptı, aman onu dolandırdı, aman madde... Buraya yazılanı yaşarsın. Haliyle benim adımı ya da kızımın adını kullanarak yapmış olduğu hataları temizlemeye çalışmak hukuka aykırıdır. Ve konuyu şöyle kapatıyor. Beni ilgilendirmeyecek. Çünkü ben zaten 3 sene önce onu boşamışım. Haliyle artık sahneye çıkacağım. Peki. Bu konuda kapanmıştır. Kıbrıs'ta yaptığı bu açıklamanın ardından Işın Karaca'yı havalimanında yakalıyoruz. Son ruh halini soralım önce. Benim de hani böyle zil takıp oynamam beklenilemez herhalde. Kızı Mia için susmuş bu zamana kadar. Olaylar ayyuka çıktığında kızının kendinden hesap sormasından korkuyor. O kız bir şeyler okuduğu zaman ya da bunları izlediği zaman hesap soracak benden. Sonuç itibariyle ben o hesabı verebilmeliyim ve kötülük yapmamış olmam gerekiyor. Ne olursa olsun onun babası ve ben annesi olarak yeri gelir onu kendinden de korurum. Ama beni dediğim daha önce de dediğim gibi beni doğurduğum çocuklar ilgilendiriyor. Ben 5 yaşındaki çocuğu korumakla yükümlüyüm. O da koskoca adam, kendini korusun yani. Şu sıralar evde haber izlenmiyor, internete girilmiyor Mia görmesin diye. Televizyon yok, bir şey yok, internet mi yok bu aralar hiç. Yani normalde biz her akşam bir de birlikte haber izleyen bir aileyiz falan. Hiç haber yok, magazin hiçbir şey yok evde. Sürekli klasik müzik dinleyen bir aile kıvamına geldik bu aralar. Işın Karaca'nın en büyük korkusu birinin çıkıp Sedat Doğan bunları Işın Karaca yüzünden yaptı demesi. Oradan da madde bağımlılığı. Ben şeyden tırsıyorum. Bir sonraki adım benim yüzümden çıktı olacak hepsi. Ondan tırsıyorum bir tek. Yoksa her insan yaptığının hesabını vermekle yükümlü hayatta. Bu bir gerçek. Tek derdi kızının ruh sağlığı olan Işın Karaca'nın madde bağımlılığı iddiasını duydukça tüyleri diken diken oluyor. Sizin eski eşiniz... Sizin madde bağımlısı olduğu söylense siz çocuklarınızı teslim eder miydiniz? Etmezsiniz. Çek çek. Fahriye Evcen'in çok konuşulan çekiminin kamera arkası. Sıkı Fahriye Evcen'den çok özel pozlar. Az sonra. Çek çek. Show TV'nin sevilen dizisi Cesur Yürek'te gelecek hafta neler olacak? Müthiş tiyolar geliyor şimdi. Cesur Yürek nefes kesti. Mafyayı karşısına alan Ömer, Tatar'ın oğluna öyle bir ders verdi ki... Ne istiyorsun? Manzarayı izlemeni. Ve Ömer'in yiğitliği pahalıya mal olacak mı? Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Cesur Yürek, heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Tatar Ahmet'in Ömer'i ziyareti herkesi şaşırttı. Ahmet Bey, babam. Hoş geldiniz. Ahmet Bey değil, Tatar Ahmet. Öyle beyden paşadan haz etmem. Memnun oldum. İsminizi çok duyduk. Siz de çok yürekli bir delikanlı yetiştirmişsiniz.
Anlaşılan bundan sonra biz de onun ismini sıkça duyacağız. Ömer'in derin devletle olan teması Berri'nin hoşuna gitmemişti. Yaşamana izin verdiler. Anlatamam diyeceksin. Zarar görmeni istemiyorum. Benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Ben kendimi koruyabilirim. O kadar basit değil. Murat, İskender'den aldığı talimatla Ömer'in babasının kahvesini yaktı. Benim elimden mekan alacaksın öyle mi? Yedirir miyim ulan ben? Ne demiş adam? Karanlığa küfretme. Bir dükkan yer. Hadi. Babalarla resim çektireceğim diye. Gelme. Ya bu arada. Geçmiş olsun diyeceğim de. Kendi düşen ağlamaz ki be birader. Murat. Seni Karacahmet'e gömdüğüm gün. Arkandan ağlayan dahi olmayacak. Alayınızı yakacağım. Önce seni. Sonra senin ağababalarını. Ondan sonra da İstanbul'da ne kadar pislik varsa alayınızı yakacağım. Bunun intikamını almak için harekete geçen Ömer, büyük silah sevkiyatını engelliyor. Dediler ki Şeref seni dinlemiyor, kaçağa çıkıyor. Ben de dedim ki yürekli adammış, gidip bir göreyim. Başlat nalan manzarandan. Ne istiyorsun? Manzarayı izlemeni. Böylesini bir daha bulamazsın. Orada 12 tane sandık var. Birini atarak sol kolunu kopardın. Bir tane daha atarsa diğerini de koparırım. Vazgeçtim ulan. Sana dokunmayacağım. Ama sülaleni gözünün önünde tek tek doğrayacağım. Ömer'in İskender'e vurduğu bu darbenin bir cezası var elbette. İskender, Ömer'in en yakın dostunu vurduruyor cezaevi çıkışında. Cesur Yürek'te bakalım gelecek hafta seyirciyi neler bekliyor? Tek 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 tek. Müzik dünyasının başarılı şarkıcılarından Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu kılıktan kılığa girdi. Yakışıklı şarkıcı önce pilot ardından da itfaiyeci oldu. Cengiz Kurtoğlu'nun prensi Aydın Kurtoğlu kılıktan kılığa girdi. Yapmadığı meslek kalmadı. Önce pilot oldu. Vallahi iniyorum, aha indim. Sonra döner kesti. Yok mu böyle sen dönerci var, gel 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 gel. Yetmedi, itfaiyeci oldu. Domates, domates, biber. Rezervatçı geldi. Müzik dünyasının genç ve başarılı isimlerinden Aydın Kurtoğlu'yla birlikteydik. Kendisi müzik dünyasından sıkılmış olacak ki değişik meslek grupları içinde bir arayışa gitti. Sevgili seyirciler, pop müziğinin sevilen ismi, başarılı sanatçısı Aydın Kurtoğlu ile beraberiz bugün. Aydın Bey artık şarkı söylemekten baya baya bir sıkılmış. Biraz ara vereyim dedi. Farklı meslekler yapacağız bugün kendisiyle. Çok da anlatmayayım, kendisine bırakalım bazı şeyleri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Kaptanınız konuşuyor şu an. Valla biliyorsun bizim sektörde bu aralar işler çok iyi gitmiyor.
Ben de farklı hani farklı sektörlerde başka meslekler deniyorum. İlk olarak pilot olacak galiba. Çocukluk hayalim pilot olarak başlayacağız. İstanbul'dan kalkacağız. Acıbadem havalimanı. İstanbul'da kalkıp tekrar İstanbul'a ineceğiz falan. İstanbul'da kalkacağız. Ben sizi biraz dolaştıracağım. O da iyiymiş. İstanbul'dan kalkıp İstanbul'a indirecek uçağı. E hadi vakit kaybetmeden kaldıralım uçağı. Kalkıyorum, hazır mıyız? Hazırız. Evet. Cidden tebrik ediyorum. Evet. Tekerleri kapatır mısın? Bravo gerçekten. Uçağı sorunsuz kaldırdı. Ama önce kaptan pilotun yolculara bir konuşma yapması gerekmez mi? Sayın yolcularımız, kaptanınız konuşuyor. Uçuş yüksekliğimiz 25 bin feet olmakla birlikte İstanbul hava sahasından şu an kalkmış bulunmaktayız. Hızımız 860 km olup yaklaşık 16 saat içinde Endonezya havalimanına inmiş bulunmaktayız. Tam bir pilot konuşması oldu. Ama sanırız uçağı düşürecek bu arada. Düşmem! Hadi! Ya sen beni ne sandın ya? Bak bak hareketlere bak. Görüyor musun? Gördün mü hareketleri? Yok yok Aydın Kurtoğlu, bu uçağı düşürecek gibi. Aha bir şeyler oluyor. Yok canım ya. Açtım tamam. İniş takımları açık değil mi zaten? Açık. İneyim mi? Vallahi iniyorum. Aha indim. Ne oldu ya? Yine var bunda. Ne olacak? Düşürdü uçağı. Öbür tarafa geldik galiba. Diğer taraftan devam ediyoruz. Evet. Eski sinir. Kaptanı fazla oyalamayalım. Onu uçakla baş başa bırakalım. Pilotluk Aydın Kurtoğlu'na göre değil. Şimdi de itfaiyeciliğe soyunuyor. Domates. Galiba bu meslek de ona göre değil. Yangına giderken pamuk şekeri yiyen itfaiyeci mi olur? Aydın Bey, en son yangın söndürmeye gidiyorduk. Vallahi gidiyoruz da bir canım pamuk şeker çekti ya. Görünce dayanamadım vallahi. Yani... Aç karnı da yangın söndürüyor. Yok, çalışamam. Kesinlikle çalışamam yani. Klasikleriniz var herhalde. Yok, evet. Şeyciğim. Bayağı iyi bir partneriniz var. Evet, harika. Tek kelimeyle. Son olarak dönerci olmaya karar veriyor. Ama gözü baştan korktu. Ya gerçekten yani çok zor bir meslek. Değil mi? Yani neden? Hani kışın güzel de yazın çekilmez kışın ya. Doğru. Yani ben burada duramıyorum şu an. Hani nasıl burada bütün gün? Helal olsun valla, tebrik ediyorum yani arkadaşları. Kesinlikle emeklerinden dolayı. Siz alışmaya çalışın, yeni mesleğiniz nasıl olsa. Ben daha yeniden başladım bakalım. E hadi bir de nasıl döner kestiğini görelim. Bu da olmazsa şarkıcılığa devam. Bu böyle sen dönerci var, gel 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 gel. Biliyorsun ben itfaiye arabası uçup zerzevatçı diye bağıran adamım yani. Domates. Sadece hak edene verilmeli sevgiler. Çek çek. Fahriye Evcenik'in çok konuşulan çekiminin kamera arkası. Sımsıkı Fahriye Evcen'den çok özel pozlar. Az sonra. Çek çek. Şimdi reklam arası veriyoruz. Sakın bizden ayrılmayın. Programımızda güzel oyuncu Fahriye Evcen'in birbirinden özel pozlarıyla devam ediyoruz. Fahriye Evcen'in çok konuşulan çekiminin kamera arkası. Sıkı Fahriye Evcen'den çok özel pozlar. Fahriye
çok konuşulan reklam filminin kamera arkası görüntülerinde ünlü oyuncu güzelliğini konuşturdu. Pazar sürprizinden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla aynı gün ve saatte bir arada olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Çek.